7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Ben bu geceyi görünce Emel Hanım'ı reddettiğim için biraz pişman oldum. Duygusuz bir adam oldum galiba. Olur mu Ali? Sen duygusuz falan değilsin. Bazen fazla başarı insanları şımartabilir. Seninki de öyle bir şey diyelim. Ben senin ilk zamanlardaki o idealist hallerini çok iyi hatırlıyorum. Benim o sevdiğim Ali'yi bir tek sen mi biliyorsun? Sen ortaya çıkardın onu. Olur mu hiç öyle şey? Mevsim bir kez. Bir kez olsun konuşmama izin ver. Ali. Değer verdiğini söyleyince... Ya ben sana insan olarak değer veriyorum dedim. Bu ne budi şimdi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Efsun çok özür dilerim. Konuşma. Ya. Konuşma. Dinlemek istemiyorum. Duymak istemiyorum. Sus. Sus. Efsun. 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 Gülsem eder misin? Ah, tabii Emir'cim, buyur. Enfes bir gece oldu. Şöyle hep beraber ekip halinde olmak ne iyi oldu. Ne oldu? Senin neyin var? Yok, bir şeyim yok. Bak, bu klinikten ayrı kalmak sana hiç iyi gelmedi. Yok, etik kuruldu, uzaklaştırmaydı falan. İyice çöktün. Lütfen artık bırak şu inadı, geri dön. Babamla konuştum zaten, dönüyorum. Sahi mi? Çok sevindim. Süper, hemen o zaman bunu duyuruyoruz. Hayır, hayır, hiç. Bu gecenin ambiyansını bozmuyor. Tamam. O zaman sessiz sedasız ben bu işi hallederim. Gülden. Efendim? Gülden, müjdeyi ilk sana vermek istiyorum. Emir kliniğe geri dönüyor. Gerçekten Emir, çok sevindim. Harika bir şey. Tebrik ederim, tebrik ederim. Müthiş bir karar. Harika. O zaman tamam. Müsaadenizle ben bir arkadaşlarıma bakayım. Dedim sana hemen hallederiz. Arkadaşlar. Emir kliniğe geri dönüyor. Lütfen. Emir'cim, sensiz hiç keyif olmayacaktı zaten. Eyvallah Taner abi. Sen olduğun sürece o kliniğin sırtı yere gelmez. Ben de şimdi sana pozitif enerji bastığım için onun geri dönüşünü alıyorum senden yani. Sağ ol. Yaşar. Madem geri dönecektin, bu kadar krize ne gerek vardı? Bazen kriz yaratmadan olmuyor bu işler. İşte o yüzden benim favori patronum sensin. Bak, hiç duygu yok, net strateji.
Ne oluyordu? Emir klinikte kalmaya karar vermiş. Gerçekten mi? Ya sen gerçekten değer veriyorsun bu çocuğa. Bedir, sus. Emir, kalıyormuşsun. Çok sevindim. Ben kalıyorum. Ama sen gidiyorsun. Anlamadım. Ne diyorsun? Başından beri olması gerekeni söylüyorum. Ben kalacağım, sen gideceksin. Bütün bu istifa etmen, kliniği bırakırım tehditleri oyun muydu? Kliniği tek başına yönetmek için mi? Kariyerim benim için her şeyim. Bu klinik de öyle. Ben sana başından beri açık davrandım. Şimdi de son hamlemi yaptım. Ben kalacağım. Sen gideceksin. Yarın sabah seni klinikte istemiyorum. Bir şeyler mi içsek? Ben çıkıyorum. Sen toparlanmalarına yardım edersin. Nereye gidiyorsun? Ben de geliyorum. Benim biraz yalnız kalmam lazım. Ben sana sonra anlatırım, tamam mı? Tamam. Konuşuruz. Efsun. Gel ben bırakayım seni. Tamam, söz. Soru yok, konuşma yok. Gel hadi. Harika bir geceydi. Emir de bizimle. Haberler çok iyi. Emir artık kliniğe dönüyorsa tamamdır ya. Emir'in klinikte kalması çok iyi oldu. Hepimiz için. Evet. Yorulduk artık ya. Hadi dağılalım. Ben taksi çağırmıştım. Bırakayım mı sizi? Olur. Şey yok, ben arabayla bırakayım sizi. Hadi geceler gel. Emir. Gitmekten vazgeçmişsin. Şaşırdım. El havada kal. Gel, gel. Oo, ürperdim. Ya havada şey oldu ya. İyi geceler Emir. Evet. Bunu da böyle hiç sallamaz tavırlarından artık. Başı döndü. Çayın. Karıştırıyorsun ya. Daldın gittin manzaraya. İstanbul buradan bakınca çok güzel. Ama çok hırçın. Çok kırıcı. Çok yaralayıcı. Sen İstanbul'da sinirlenmişsin galiba. Ben zaten buraya hiç gelmek istememiştim. Belki de İstanbul bu yüzden istemiyor beni. Sen de benim gibi ne olduğunu anlamadan buraya düşenlerdensin yani, öyle mi? Benim hikayem başka Sarp. Hikayemin sonuna geldim zaten. Nasıl yani? Antep'e dönüyorum ben. Bizim oralar hiç böyle değil. Havası, suyu, toprağı, insanları bambaşka. Öyle hırsları, oyunları, gizli kapaklı işler yok. Ben bu dünyaya alışık değilim.
Ben seni çok iyi anlıyorum. Gerçekten. Ben de İzmir'den ilk geldiğimde uzaylı gibi hissetmiştim kendimi. Gerçi hala biraz öyle hissediyorum ama. Sen niye dönmüyorsun peki? Aileme destek oluyorum ben. Maddi olarak. Mekanı seviyorum. Sizin ekibi seviyorum. Sonra biri çıkıyor karşıma. Bana benzeyen. Yalnızlığımı unutturuyor bana. Diyorsun ki evet ya Sarp bak neslin tükenmemiş. Hala senin gibiler var. Benim yalnızlıklarım başka. Benim burada olma nedenlerim başka. Antep'e döndüğümde babamın bütün hayatının değişeceğini anlatmam lazım. Baban ne alaka? Boş ver sen. Benim de kaderime böyle bir anne, böyle bir baba, böyle gaddar bir ortak düştü işte. Ben tahmin etmeliydim ya. Senin canın sıkkınsa kesin Emir'le bir ilgisi var. Keşke her zamanki gibi canım sıksaydı sadece. Beni bir türlü kabul etmedi. İstemedi, güvenmedi. Ben şimdi yakınlaştık dediğim zaman... yani gerçekten iyi ortak olduk dediğim zaman... hop başa döndü hemen. O kocaman duvarı yine önüme çıkardı. Ama ben sana daha önce de söyledim. Emir'in kimseyle derdi yok. Kendiyle. Tamam zor biri, kabul. Ama çok karakterli, çok sağlam biridir aslında. Çok sağlam plan yapıyor, onu anladım. Karşısındaki ne hisseder, ne düşünür umurunda bile değil. Bence biraz zaman tanısan seversin. Yani o da öyle. Sevdiğini bir tutarsa asla bırakmaz. Kendimi sevdiremedim belli ki. Yani daha önce de çok kez beni istemediğini söyledi. Ama bu defa başka. Gözlerinde öyle bir soğukluk, öyle bir kararlılık gördüm ki. İşte dedim, bu sefer doğruyu söylüyor. Bu sefer çok kararlı. Ben onda dipsiz bir kuyu gördüm. Onu tanımak için o kuyuda kaybolmak gerekir. O yüzden ben vazgeçtim. En iyisi evime, ait olduğum yere geri dönmek. Gitmek istemiyorum. Çok dalga geçiyorlar benimle. Zorbalık görüyorum. Annem yeni birini bulmuş. Evlenecekmiş. Bu doğru mu? Baba. 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 Baba ne olur bir şey söyle baba. Babam yine içmiş. Uyanmıyor. Evde tekim. Bugün size kalabilir miyim? Efsun ben geldim. Hemen sana yiyecek bir şeyler hazırlıyorum tamam mı? Ben hazırladım, yedim. Kusura bakma bir tanem, geç kaldım. Niye getirdin beni İstanbul'a? Ben bütün gün burada hapis gibi kalıyorum evde. Bak bir tanem, baban sana bakamaz. Sen bakabilecek misin? Buna bakmak mı diyorsun? Kedi olsa ölürdü ilgisizlikten. Bak canım, babanın alkol tedavisi görmesi gerekiyor. Bütün gün uyuyor. Ya ben çiftliğimi istiyorum, ben atlarımı istiyorum. Bir tanem, baban da çiftlikte kalamayacak. Ondan da çıkmasını isteyeceğim. Yapamıyor. Çiftliği ondan, benden alırsan
Ama doğru olan bu. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum bu şehirden ya. Efendim? Buluşmayalım dedim. Biliyorum ama çok canım sıkılıyor ya. Ne yapsam? Gel benimle buluşalım. Binnur. Efsoş neredesin ya? Kaçtır arıyorum seni, çatladım meraktan. Evdeyim Binnur. Eve geldim. Binnur ben toparlandım. Bavulumu hazırladım. Antep'e gidiyorum. Kızım bana söylesene, ben de hazırlayayım bavulumu. Kıyamam sana ben. Hiç sormuyorsun ne oldu ne bitti, niye gidiyorsun diye. Binnur sen seviyorsun İstanbul'u, kal. Vallahi bak ben hiç bozulmam. Kızım. Bizim dostluğumuzun mekanı biziz. Ha İstanbul. Antep. Kardeşimsin benim. Bir şey diyeceğim. Ne oldu? Emir'le mi bir şey oldu? O da iyi değildi bu gece. Sana öyle gelmiştir. Onun duyguları yok ki. Ne olacak ona? Beni gönderip partiliyor beyefendi. Bu kadar işte. Aa! Nerede ya? Kimle? Nasıl? Ay aman üf, boş ver şunu. Sana ne oldu? Sen onu anlat. Boş ver şimdi ne olup ne bittiğini. Hadi bunun prensibiydi. Bu görüştüğü bir kadınla bir daha görüşmezdi. Ne oldu? Efsaş orada bir şey mi oluyor? Kim var orada? Kapandı bu defter. Tamam mı Binnur? Ya ben bu adamla neler neler paylaştım. Sabahlara kadar oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Birbirimize sözler verdik. Ama hepsi yalanmış. Hepsi beni klinikten göndermek içinmiş. Oyunmuş hepsi. Alsın kliniğinde başına çalsın. Ben çıkıyorum Binnur. İlk uçakta gideceğim, sen de arkamdan gelirsin. Bir dur. Bir şey diyeceğim. Babanı bir ara, geliyorum de. Bir şey uydur. Seni görünce şok geçirmesin adamcağız. Haklısın, tamam. Arayacağım. Görüşürüz, dikkat et. Hadi bakalım. Çiçekler. Sizi son kez sulayalım. O mumu yakma. Niye? İçeride başka mumlar var. Bakalım Alaaddin'in sihirlenmesinden belki gece sürprizler çıkar. Kahretsin.
ses neydi? Yok, bir sesi var ya. Ne oluyor ya? Ay, hep aynı numara. Bu kız ben her geldiğimde aynı şeyi yapıyor ya. Gitmeyeceksin değil mi? Bakmam lazım. Aptal Naz. Ne işin var senin burada? Ne oldu, iyi misin? Sana ne ya? Sana ne, iyi miyim kötü müyüm? Git, çık git evimden, çık. Seslerini duydum, merak ettim. Ha, öyle mi? Merak mı ettin sen beni? Sağ ol. Ne bu hali? Niye böyle sırılsıklamsın? Su borusu falan mı patladı? Emir, başlatma su borunu, tamam mı? Hep sana ne ya? Sen beni klinikten kovmadın mı? Hangi yüze geliyorsun buraya? Manyak mısın sen? Manyak! Çık git, çık git. Dur, çık, bir bakayım git. Şuna, dur. Nereye gidiyorsun? Nereye bakıyorsun? Çık, su borusuna bakayım. Emir, nereye gidiyorsun? Emir, gitme! Bakacağım. Bak ya. Dur, bir bakayım. Gidemezsin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Emir! Ne yapıyorsun? Kendine gel, çocuk musun sen? Tamam. Tamiri çağırdın mı? Gecenin bu saatinde nereden bulayım tamirciyi? Ben hallederim. Bu baltayla mı edeceksin? Şu aşağıda bana var. Hadi kapat bana ya. Çok biliyorsun sen. Çok hadi, biliyorsun. Hadi, hadi. Rahat bırak ya. Bir rahat bırak beni. Çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım. Çıldırdım. Çıldırdım. Bak haberin olsun, çıldırdım ben. Kapattım. Fark ettim. Şurada baksana, bir halen anahtar olacaktı. Bak şurada kırmızı bir şey. Biliyorum. Biliyorsan ver o zaman. Yani sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben anlamıyorum Emir. Senin duşunu tamir etmeye çalışıyorum. Bu kadardı. Bu oldu mu şimdi? Oldu. Göreceğiz oldu mu. Ya çocuk gibisin. İki dakika bir dur zarar vermeden kendine ya. Senden gelen zararlar yetiyor bana. Pardon? Emir bak, sadece merakımdan soruyorum. Yani kliniğe geri dönmek için falan değil. Ne oldu? Ben sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım da sen beni kovuyorsun? He? Birdenbire. Birdenbire değil. Başından beri öyle. Güvenmedim sana. Bana güven vermiyorsun. Güven kazanılacak bir şey değil Emir. Ya vardır ya yoktur. İnsanlara güvenerek başlarsın. Onlar da yaptıklarıyla, söyledikleriyle kredisini ayarlar. Senin geldiğin yerde insanlar birbirlerini tanıyor, güveniyor olabilir. Ama burada, benim yaşadığım yerde birine güvenmek çok zordur, tamam mı? Zaten sen de gizlediklerinle, sakladıklarınla... Ne saklamışım? Neyi gizlemişim senden? Söyle. Söylesene Emir. Söyleyemiyorsun işte. Hadi iyi akşamlar. Ne o? Gidiyor musun? Sence? Gideceğini hiç düşünmemiştim. Sen bundan sonra beni düşünme zaten. Hiç düşünme. Ama ben seni sık sık düşüneceğim Emir. Senin gibi bir adamı tanımak çok iyi ders oldu bana. İyi akşamlar. Babacığım. Efsun'um. Kuzum nasılsın, iyi misin? İyiyim baba. Sesin titriyor senin. Ne oldu, bir şey mi oldu? Baba ben yarın Antep'e dönüyorum. Neden?
Ben burada yapamıyorum baba. Bu şehir çok acımasız. İlişki kurdum sandım, kuramadım. Güven verdim sandım, veremedim. Ne bileyim işte ben... Ben Antep'teki Efsun olamadım. Yapamadım. O yüzden dönüyorum. Senin de hayal kırıklığına uğrattım, özür dilerim. Burası senin evin. Yuvan. Her zaman, hayat boyu bu evin kapısı sana açık olacaktır. Ama sen çok güçlü bir kızsın. Her istediğini becerebilirsin, yapabilirsin. Baban olarak senden istediğim doğru olanı yapmaman, doğru geleni yapman. İçinden nasıl geliyorsa, kalbin nasıl istiyorsa. Bak bence şimdi acele karar verme. Yat uyu, dinlen, düşün. Dönsen de sonuna kadar arkandayım, kalsan da. Yeter ki ne istediğini iyi bil. Ve istediğinden korkma. Sen ne içiyorsun? Su. Bak su. Baba ya. Baba bana söz vermişti. Niye böyle yapıyorsun? Bak çok uykum geldi benim bir tanem. Hadi kapatacağım ben şimdi. Seni çok seviyorum. Ama beni çok kızdırdın. Kızmadan sevilmiyor ki bir tanem. Hadi. İyi geceler kuzum. İyi geceler. Kızmadan sevinmiyor. Ne oluyor Emir ya? Hem beni çağırıyorsun, hem koşa koşa üst kata çıkıyorsun. Bir geliyorsun sırılsıklam, allak bullak. Ne oluyor ya? Naz gerçekten kusura bakma. Ama seninle bir ilgisi yok. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Vallahi kusura bakıyorum Emir Bey. Peki, öyle olsun. Ama bir daha beni çağırdığın zaman lütfen üst komşun evde olmasın. Canan. Gülden. Dün gece Emir Ali Bıçakçı'nın elini sıkmadı. Haberin var mı? Olmaz mı tatlım? Tabii ki de var. Ay, neler oluyor? Neler oluyor bilmiyorum. Her şey o kadar hızlı olup bitiyor ki ilk defa ben de bir şey bilmiyorum yani. İlginç. Ama herkes Ali Bıçakçı'dan nefret ediyor. Vallahi tatlım orası su götürmez bir gerçek şu anda. İnanır mısın? Beni pratisyen hekim olduğum için, Yaşar'ı terapist olmadığı için aşağıladı. Taner Hoca'ya bile ukalalık yaptı. Emir de zor tutuyor kendini saldırmamak için. Ay, desene Ali Bıçakçı'nın su icasında. Efsun'da da bir patron havaları. Ali Bıçakçı ile gizli kapaklı bir işler çeviriyorlar sanki. Nasıl yürü? Bir dakika, gizli kapaklı derken? Var bir şeyler. Ama ben bulurum. Sen merak etme. Vallahi tatlım çok merak ettim. Ne olur öğren ve bana da söyle. Peki tamam. Görüşürüz. Kolay gelsin. Bay bay. Bay bay. Gizli kapaklı tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hocam, siz iyi misiniz? Bugün hiç yukarı çıkmadınız ama. İyiyim. Peki. Toplantısı yapıyorlar, sizi bekliyorlar. Acilmiş. Ya yani ben de konuyla ilgili henüz bir şey öğrenemedim ama. Benim bilgim var. Efsun'un gidişini konuşuyorlar. E tamam da yani buna sevinmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, buna sevinmem gerekiyordu. Peki o zaman ben bir gideyim. Hocamız geliyor, bilgisini vereyim. Tamam. Tamam. Tamam.
Üzgünüm ama böyle bir şey kabul edemem. Senin böyle bir şeyden haberin var mıydı? Ben de daha yeni öğrendim. Emir, sen biliyor muydun? Evet, ben istedim. Sen mi istedin? İyi de Efsun ben istedim dedi. Kendisi mi istemiş gitmeyi? Kim gitmeyi istemiş? Niye gitmesin? Sen bir yere mi gidiyorsun? Ben hiçbir yere gitmiyorum Kaya Bey. Ama siz niye bu kadar şaşırıyorsunuz? İkiniz karar vermediniz mi? Neye? Ameliyata mı? Hayır, beni göndermeye. Bir dakika, kim seni nereye gönderiyor ya? Ben kimseyi bir yere göndermedim. Bir dakika, bir saniye, ben hiçbir şey anlamadım. Biz burada niye toplandık? Efsun bir hastaya yüz nakli yapmak istiyor, ücret almadan. Evet, istiyorum. Adamın parası yok ve ihtiyacı var, o yüzden yapacağız. Ya bir dakika, ne ameliyatı, ne yüz nakli? Sen gitmiyor muydun? Ne oldu, bir itirazın mı var? Gel patrona şikayet et o zaman, gel. Gel, buradayım, gel. Dakika, patron benim canım. Patron benim. Bir dakika, Kaya bunlar neden bahsediyorsa anlıyor musun? Ben hiçbir şey anlamıyorum, benim kafam şişti. Bir sorunları var mutlaka. Ya biz seninle bir çay içelim, siz de bir karar verin. Kim gidiyor, kim kalıyor, ne oluyor, bir çözüm bakalım. Hadi. En sertine varsa ondan içelim, gel. Ben hiçbir şey anlamadım. O ameliyat yapılacak. Ücret de alınmayacak. Bedava ameliyat. Bundan sonra böyle. Çekil önümden. Fikrin neden değişti? Sen beni gönderemezsin Emir Bey. Ben istersem giderim, istersem kalırım. Aa tabii dur, düşünemedim ya. Senin bu klinikte bırakıp gidemeyeceğin gönül bağların var değil mi? Ne gönül bağı ya, ne diyorsun sen? Ben kör değilim, görüyorum. Emir bak, bu odaya girdiğinden beri söylediğin hiçbir şeyi anlamıyorum ama sen kulağını aç, beni iyi dinle. Kimse bana ne yapacağımı söyleyemez. Bunu sana daha önce de söylemiştim. Bambaşka bir Efsun göreceksin bundan sonra. Ve bu klinik benim istediğim gibi yönetilecek. Öyle mi? Efsun, bir saniye konuşabilir miyiz? Sana ayıracak bir saniyem bile yok Ali. Efsun, özür dilerim gerçekten. İyi günler hemşerim. Beni Efsun... bir dakika. Efsun... Efsun Armağan Hanım çağırmıştı. İş görüşmesine geldiydim. Bir dakika lütfen. Telefon edelim. Kendisi müsaitse alalım sizi içeri. Müsaittir o, müsaittir. Bana istediğin zaman gel dediydi. Gel de beni bul dediydi. Ben işi aldıydım zaten. Bunlar hep prosedür. Odası cevap vermiyor. Birazdan tekrar ararız. Bura bayağı kalabalık herhal. Kaç kişi çalışıyor burada kardeş? Kaç tane doktor, kaç tane hemşire, kaç tane hasta bakıcı? Hanımefendi, sizi içeri alalım. Buyurun. E tamam o zaman, sonra laflarız. Hadi kolay gele kardeş. Ben Gülcan, kolay gelsin. Bugün bayağı yoğunsunuz Ali Bey. Perihan Hanım kapıda. Aslında randevusu yoktu ama altın iğne yaptıracakmış. İlla ki siz yapın istiyor. Nur, randevusuz hasta kabul etmediğimi biliyorsun. Bir de böyle altın iğne gibi basit işlemlere ben zamanımı harcayamam. Ben burada yeteneğimi değil, zamanımı satıyorum. Lütfen. Biliyorum Ali Bey de kendisi şirketinin CEO'su. Hani belki ilgilenirsiniz. Neyse. Madem buraya kadar gelmiş, ayıp olur şimdi. Yaparız 2 dakikada altın iğnesini. Piece of cake yani. Kek mi istediniz? Neli olsun? Bu boş vakitlerinde biraz İngilizce ile ilgili alıştırma falan mı yapsan? Biraz çalışsan mı ilerletmek için? Hı? Ya benim İngilizcem upper level da ben yani yarı Türkçe yarı İngilizce konuşulması karşıtıyım. Yani kültürel bir erozyon olarak görüyorum bu durumu, yani toplumsal açıdan yani. Tarzım değil. İyi. Bunlar benim Amerika'dan kalma alışkanlıklarım. Alışsan iyi edersin. Ben çıkayım o zaman. Ne Binnur? Bir şey söyleyeceğim sana. Benim Efsun'la konuşmam lazım. Konuşun, odası üst katta hatırlıyorsanız. Dün geceden beri ulaşamıyorum kendisine. Az önce de konuşmak istedim, reddetti beni. Acaba önden sen bir konuşsam mı diyorum. Hı? Aa, ben ön konuşma uzmanıyımdır. Seve seve. Tabii içerik ne olsun? Romantik, stratejik, vahşi. Neyse, boş ver, tamam. Ben gidiyorum. Ha, bir şey daha. Hı? Hani artık böyle beni temsil ediyorsun ya. Bu saçına, başına, kılığına, kıyafetine biraz daha özen mi göstersen acaba? Hı? Yani biraz daha elegant mı olsun? Hiç sorun değil. Piece of cake. Süper. O zaman anlaştık.
Perihan Hanım ben de, gerisi sende. Haydi kolay gelsin. Ne bakıyorsun öyle alıcı gibi? Abine mi alacağım? Tatlım, Ali Bey'in operasyonlarını bize bildirmemişsiniz. Yani biliyorsun burada ona göre ameliyatları planlıyoruz ya. Ben söyledim Ali Bey hazretlerine ama kendisi bir tutturmuş full yetki full yetki. Kimseye hesap vermezmiş. Tatlım yalnız Emir Bey özellikle bu konuda. Emir Bey'in bir sorunu varsa eğer şayet kendisi kendisi çözsün. Ben gidip biraz elegan olacağım. Siyah. Kolay gelsin. Biraz işim var tabii. Buranın tozu da bitmez. Vallahi bitmez buranın işi. Kardeş, kardeş hele bir dakika bir dur kardeş. Efsun Hanım'ı arıyorum da ben. Nerede biliyor musun? Kendisi toplantıda şu anda. Siz niye bakmıştınız acaba? Ben işe başlıyorum da yolu yemeği konuşacaktım. Bacım, bacım bir dakika bir dakika. Sana yemek parası veriyorlar mı? Üstüne başına herhalde ondan attırıyorum. Şöyle yapalım, siz şurada bir yerde oturup bekleyin. Kendisi çıkınca sizinle görüşür. Bunların ağzı da nasıl ki böyle? Sanırsın devlet sırrı. Tövbe tövbe. Bu o kadın. O artist kadın. Yüz nakli isteyen hasta nerede, geldi mi? Şuraya aldım dinlenme odasına. Bugünden itibaren bu klinik değişecek. Görsünler bakalım. Ne oldu sana ya? Sen niye bana gaz vermiyorsun? Niye bana dik dur demiyorsun? Ali Bıçakçı beni avam buluyormuş. Elegan değilmişim ben. Ne? O görüşüm. Ay ya Efsoş dur ya. Ben onunla başa çıkarım, sen aranı bozma. Terbiyesiz ya. Nasıl konuşur seninle böyle? Terbiyesiz. Böyle konuşulur mu? Zaten gıcığım ona. Zaten sinir oluyorum. Nerede, ne zaman? Bana şimdi söylenir bu. Binnur zaten unutmak istiyorum, silmek istiyorum hafızamdan. Saçma sapan bir şeydi. Hı. Emir Bey de geliyor. Buna ayrı gıcığım zaten. Şu erkeklerle olan ilişkini bir masaya yatıralım bir ara. Benden öğreneceğin çok şey var. Efsun, bizi çağırmışsın. Hoş geldiniz. Size bahsettiğim Metin. Arka odada. Metin ilkokul öğretmeni. Apartmanına çıkan bir yangında komşularını kurtarmak için girmiş, yüzü yanmış. Nişanlısının ailesi artık onu istemiyor. Çocuklar da korktuğu için artık öğretmenlik de yapamıyor. Yani kesinlikle yüz nakli olması gerekiyor. Ya bir sponsor bulacak ya da böyle yaşamaya alışmalı. Tabii bunu yaşamak denirse. Hadi gelin bir de Metin'den dinleyin hikayesini. Kendi ağzından. Kaya Bey. Pervin Hanım. Buyurun. Anlatacaklarım bu kadar. Tek istediğim, sevdiğim kadın yüzüme bakabilsin. İnsanlar dışarıda, öğrencilerim okulda. İşte böyle. Sağ ol Metin. Sağ ol Sevil. Biz bir kendi aramızda konuşup size haber vereceğiz, tamam mı? Bu ilginiz bile bize o kadar umut verdi ki. Çok sağ olun. Sizin dışınızda kimse bizimle görüşmedi bile. Siz sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet. Gördünüz. Ne diyorsunuz? Yüz nakli şart. Alanında uzman cerrahlardan oluşan bir ekip lazım. Hayati tehlikesi yok. Bu ameliyat hem çok zor hem çok maliyetli bir ameliyat. Yani hikayesi çok üzücü ama yönetim kurulu böyle maliyetli bir ameliyatı kabul edemez. Karşılayamaz yani. Kaya Bey, siz böyle hayır işleri yapalım diyordunuz hani?
Evet, yapalım. Yapalım tabii Efsun ama... Bu çok maliyetli bir ameliyat. Yani Pervin'in de dediği gibi... ...ben yönetim kurulunu ikna edemem bunun için. Efsun. Ben bu ameliyatı seve seve hiçbir ücret talep etmeden yaparım. Ameliyat sonrası bakımını da üstlenirim. Hiç problem değil. Ama yönetim kurulu dedikleri gibi kabul etmez. Onlardan alacağımız cevap biz hayır kurumu değiliz olur. Farklı bir cevap beklemiyordum zaten. Madem ameliyat için para gerekli... ...ben de o parayı bulacağım. Para konusunda ben destek olabilirim. Gerek yok, ben hallederim. Peki. Pervin Hanım, sizinle biraz konuşabilir miyim? Tabii. Niye hala buradasın? Hani Emir dönünce gidecektin, ne oldu? Tamam, giderim, sorun yok. Ama önce seninle şöyle bir yemek yesek, bir konuşsak karşılıklı, ha? Biz seninle o yemeği yıllar önce yemeliydik. Senin işlerin yüzünden bir gece bile pişiremedin o yemeği. Gel sadece şöyle bir kez karşılıklı oturalım. Anlatayım sana, ha? Bak Pervin Hanım. Ben şu an buradaysam, bu kadar zorluğa katlanıyorsam, vazgeçmiyorsam, kırıp dökseler bile direniyorsam, pes etmiyorsam, bunun sebebi babam ve çiftliğimiz. Bütün bunların suçlusu da sensin. O yüzden yemek falan yemiyoruz. Yan yana gelmiyoruz. Kusura bakma. Tamam öyle. O zaman ben de hastaneye günde bir iki saat uğrar, hasta danışmanlığı falan yaparım. Tabii iznin olursa. Olmaz. Olmaz Pervin Hanım. Ya sen gideceksin ya ben gideceğim. Tamam, toplantın falan olduğu zaman gel yap. Buyur. Ama onun dışında ben gidene kadar lütfen buraya uğrama. Lütfen. Peki. Öyleyse, öyle olsun. Efsun Hanım, ben kapı kapı dolaştım. Kimse yardımcı olmuyor. Ama siz en azından benimle konuştunuz, uğraştınız. Allah sizden razı olsun. Sana yardım edebildiğim zaman bana teşekkür edersin. Elimden gelen ne varsa yapacağım. Sen tekrar insanların arasına kavuş, öğrencilerine kavuş, sevdiğine kavuş. Ben onu her haliyle seviyorum. Ama ailem istemiyor. İnsanlar ne kadar dış görünüşe önem veriyor. Merhaba Emir Bey. İşlemlerim bitti. Ebru Hanım, Libo Sakşı'nın için hazırlayalım. Tamamdır. Hazır olunca haber verin. Teşekkür ederim. Böyle geçelim Ebru Hanım. Bazı insanlar için dış güzellik tek değer maalesef. İçindeki güzelliği görmekten korkuyorlar. Çünkü korkaklar. Ama siz, siz çok cesursunuz. Sağ olun hocam. Çok sağ olun. Ben daha bir şey yapmadım. Yaptığım zaman teşekkür edersiniz. Olur mu? Serpil Hanımcığım, size yiyecek bir şeyler getirdim. Ay. Kapıdayım Serpil Hanım. Uzaklaş oradan yeter. Aşağıya in, aşağıya. Sen yemeği yere bırak. Ben oradan alırım. Peki. Evine döndü ya. Ya yeter. Yani yeter. Ne yaptın? Bir şeyler öğrenebildin mi?
Hayır, Serpil Hanım ser veriyor, sır vermiyor. Ya. Ay. Ne oldu be? Arıyor. Arıyor mu? Nasıl ya? Aa, siz aynı evin içinde telefonla mı konuşuyorsunuz? Allah Allah. Efendim Serpil Hanımcığım. Kaya Bey geldi. Ha, söyle, aşağı insin. Sizi aşağıda bekliyormuş. Gelmiyorum ben. Gelmiyormuş. Nasıl gelmiyormuş ha? Serpil, aşağı iner misin lütfen? Hayır. Ya bak, çok uzadı ama ha. Böyle çocuklar gibi olmuyor. Lütfen iner misin? Eğer sen gelmezsen ben yukarıya çıkıyorum bak. Sen nereye çıkıyorsun? Geri git. Sınırı geçti, farkında değil misin? Bir adım geri. Yeter, geri. Sınıra, sınıra. O sınırı geçemezsin. Ya sen neden anlamıyorsun? Siz giremezsiniz bu eve Kaya Bey. Allah Allah. Evet. İyi o zaman. Tamam, o zaman sen çık dışarı. Nereye? Nereye mi? Şöyle Boğaz'da güzel bir lokantaya gitsek, ikimiz baş başa oturup yemek yiyip konuşalım. Ne dersin? Ha? Sen yemeğe mi çıkmak istiyorsun benimle? Evet, hadi. Dur. Sınır geçiyor gene. Geri, geri. Hayır, geri. Allah Allah. Tamam, çıkalım, çıkalım. Ama bir dakika. O zaman bu yemek için biraz uğraş, didin. Çırpın biraz, çabala. Yani bu yemeği hak ettiğine beni ikna et. Hadi. İkna mı edeyim? Hı hı. Nasıl yani? Aa, onu da artık sen düşün bul. Az biraz yaratıcı ol Kaya. Hani hiçbir şey bulamıyorsan iki tane kazık kadar oğlum var, git onlara sor. Hani şu yeni nesil ilk buluşmayı nasıl ayarlıyormuş? Kızları nasıl tavlıyorlarmış? Bir taktik öğren şu çocuklardan. Biraz çabala. Yani her şeyi ben mi anlatacağım sana? Neden her şeyi kadınlardan bekliyorsunuz? Sen ilk buluşma mı dedin? Evet. Nasıl ya? Yani bunca sene sonra sen benden seni tekrar tavlamamı mı bekliyorsun? Ne anladıysan o Kaya. Ben söyleyeceğimi söyledim. Hadi işim gücüm var benim. Yetercim. Kaya Bey'e yolu göster canım. Hadi hoşça kal. Böyle alalım. Böyle alalım. Buyurun, buyurun. Ne yapıyorsun Yeter ya? Uçaklara şey yapar gibi böyle böyle. Allah Allah. Üzgünüm Kaya Bey. Bir saniye. Yeter. Geliyorum Serpil Hanım. Hocam. Canan. Bir sorunumuz var. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Klinikte sorun bitmiyor ki. Dinliyorum. Bu sefer sorunumuz Ali Bıçakçı ve asistanı Binnur. Asistanı Binnur. Demek Efsun'un asistanlarını da paylaşıyorlar artık. Hocam şöyle ki Ali Bıçakçı ameliyat gün ve saatlerini bizimle paylaşmak istemiyormuş. Öyle mi? Hangi sebeple? Kendisinde full yetki olduğu için böyle bir durumda hesap vermek istemezmiş. Ama yani tabii bu durumda klinikte bazı karışıklıklara yol açıyor yani. Hatta sizin operasyonlarınızla onun operasyonları arasında çakışanlar var. Problem yani. Ben şimdi sorarım ona full yetkisini. Efsun gördün mü? Gördüm. Efsun neredesin ya? Tam kaybolacak. Efsun gördün mü? Bacım bir dakika. Vah vah, senin durumun da benimkinden de zor desene. Hiç arama boşuna. Onu bulabilmek ne mümkün. Yoksa sen de yeni mi başladın işe? Yok, ben burada çalışıyorum zaten. Sen yeni başladıysan sık sık görüşürüz. Binnur ben. Ben de Gülcan. Tamam, hadi görüş. Benim rahmetlik annem de bu ismi koydu işte bana. Babama sinirlendi böyle. Gülmezmiş bizim soy ismimiz, biliyor musun? Yani ondan sonra babama demiş ki gel bu ismi değiştirelim. O da demiş ki işte yani nasıl değiştirebiliriz? Hiç olur mu? Atamıza babamıza saygımız var bizim. Benim acelem var, tamam mı? Sonra konuş. Bir dakika, ben Efsun Hanım'a bir şey diyecektim ya. Gel birlikte arayalım böyle Efsun Hanım'ı. Hani sen de bana buraları gezdirsin ha? Aa, şu gelen adam var ya, sohbeti çok sever. İşi gücü de yok. Sen onu söyle, o sana buraları gezdirsin. Ha, benim çok acelem var. Hadi görüşürüz. Dinsizin hakkında nüansız gelin. Beyim merhabalar, merhabalar, merhaba. Ben de burada işe başladım da bugün. Öncelikle tütsü yakmayı unutmuyoruz. Sandal ağacı özellikle, o böyle bir tütsün. Bir de lütfen böyle siyah kıyafetler istemiyorum. Artık beyazlar, uçuk maviler, pembeler üstümüzde olsun. Tamam mı? Psikolojimiz için. Peki. Haberleşelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Yaşar. Yaşar. Ne oldu? Ben çirkin miyim? Aa, ne demek? Estağfurullah. O nasıl söz? Sen çirkin değilsin. Sen çok güzelsin. Sen gerçekten çok güzel bir insansın. Peki benim avam bir tarzım mı var?
O var ama o seni kıymetli yapıyor. Sen Anadolu'nun bağrından gelmiş, kendi karakterini de oluşturmuş bir insansın. İnsanlar doğuştan kendi karakterlerini bulamıyorlar. Sen karakterini bulmuşsun ve bunu geliştiriyorsun. Bence avam değilsin. Tam benim havamsın hatta. Ya ben de öyle düşünüyorum. Ama şu anki kendimi yenileyim diyorum. Baştan yaratayım diyorum. Ne diyorsun? Kliniğimiz burada. Burası benim odam. Geleceksin Yaşar'a ve bütün auranı tamamlayacaksın. Tamam o zaman. Bugün hem benle alışverişe geliyorsun hem de kuaföre geliyorsun. Beraber takılıyoruz, tamam mı? Yaşar Koç'um olarak. Yaşar Koç'u ne güzel. De bu bir ricadan ziyade emir gibi duruyor. Burada bir sıkıntı var. Rica eder gibi değil, emir verir gibi. Dik dik, sert sert bir bakışlarım var. Onu da halledersek her şey bende. Af tamam, oyalama beni. Hadi görüşürüz, oyalama beni. Haber ver. Efsun, canım nasılsın? Senin yardımına ihtiyacım var hasta. Ya benim ameliyat yapmak istediğim bir hasta var. Ama hiç parası yok. Onun için bir kampanya başlatsak işe yarar mı? Yani Efsuncuğum, şöyle kaliteli bir kampanyayla her şey çözülebilir bence. Harika. O zaman sen benim için görüşür müsün Metin'le? Tabii, hemen. Bir insanın hayatını kurtarmak için kampanya başlatıyoruz ya. Çok üzülüyorum gerçekten. Ben hiç alışık değilim böyle şeylere Aslı ya. Şimdi sen bana hastanın bütün bilgilerini gönder. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım, sen hiç merak etme. Sağ ol Aslı, bir tanesi. Ben sana hemen bilgileri gönderiyorum. Hadi bay bay. Görüşürüz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu makale yeni yayınlandı. Görmenizi isterim. Çene estetiğiyle ilgili akademik bir çalışma. Hocam bu gelsin, tamam çok güzel ya. Okuruz, okuruz tabii. Bakabilir miyim? Tabii. Taner Bey, biliyorsunuz ben Los Angeles'tan, dünyanın en iyi estetik hastanesinden geldim buraya. Ve dünyada trendler sürekli değişiyor. O yüzden sizin bu bahsettiğiniz akademik araştırmaları kimse önemsemiyor. Ali Bey, biz cerrahız. Trendlerin değil, bilimin gösterdiği yoldan ilerleyeceğiz tabii ki. Ayrıca ben arkadaşlarımla hangi bilgiyi paylaşacağımı size sormuyorum zaten. Öyle mi? Ali Bey. Emir Bey. Taner Hoca oldukça saygıdeğer bir profesördür. İstediği akademik makaleyi ekip arkadaşlarıyla paylaşabilir. Buna yorum yapmak sizin haddinize değil. Öyle mi? Aynen öyle. Ha bu arada bu size verilen full yetki her neyse, onu geri alıyorum. Uygun. Bundan sonra kafanıza göre ameliyat planlamayın. Yaptırtmam. Huzurumuzu bozmayın. Bozdurtmam. Sizin bu huzur dediğinize ben kakafoni diyorum. Sevgili Ali Bıçakçı, burası benim kliniğim. Bu insanlar benim ekibim. Biz bir aileyiz. Ve bir sorunumuz olduğunda kendi içimizde çözeriz. Anladın mı? Anladım. Burayı aile işletmesi gibi basitlikle idare ettiğiniz belli. Ama zamanın ve yeniliklerin önünde kimse duramaz Emir Bey. Çünkü gün gelir, her şey değişir. Bu yüzden bir bakmışsınız, bugün benim dediğiniz yarın bir başkasının olmuş. Hodri meydan. Ne oluyor? Öyle hodri meydan falan? Ne hiç öyle. Laflıyorduk kendi aramızda. Ali Bey kendine çok güveniyor. Benim bilmediğim bir yerden bir destek mi alıyor acaba?
Ne dersin Efsun? Emir, Ali, odama. Buyurun. Ben bu herifi bir kaşık suda boğarım ha. Güzel. Hı. Var mı bir haber? Aman yok. Azıcık bir şeyler öğrenirim diye sosyal medyadan takip ettim Ali Bıçakçı'yı ama hesabı gizli. Beni kabul etmiyor. Tatlım, yalnız o işler öyle olmaz. Gidip önce güzel bir tane fake hesap aç kendine. Şöyle bol takipçili, selebriti gibi. Önce onun bir markajına gir bakalım. Hmm. Ay bak vallahi iyi fikir ha. Birkaç milyon da takipçi satın aldım mı tamam bu iş. Neler gizliyormuş Ali Bıçakçı. Sağ ol. Çalışır bu iş bak, bekliyorum. Tamam, haber vereceğim. Evet, sorun ne? Ameliyathane sorun. Ekibin kendi başına buyruklukları sorun. Yönetici kim belli değil, o sorun. Şu an ikisi de karşında. İyi. O zaman Pervin Hanım'ın bana verdiği tam yetkiyi hatırlatmama gerek yok herhalde. Artık yok. Kaldırdım ben onları. Ha tabii Efsun Hanım seni yeni yetkilerle donatmak isterse o ayrı. Ali, burada kimsenin bir ayrıcalığı yok. Herkes işini yapacak. İşini düzgün yapman için elimizden ne gelirse yapacağız biz de. Ama sen de lütfen ekibe karşı birazcık daha saygılı, anlayışlı ve işbirliği içinde olmalısın. Emir, sen de bana sormadan hiçbir karar vermeyeceksin. O zaman senin de önceliğin benimle konuşmak olacak. Başkalarıyla değil. Ya zaten bana göre iki gömlek aşağıya bir yere geldim. Şu hale bak ya, tartıştığımız şeylere bak. Ali Bey, neden? Acaba sizi burada tutan şey nedir? Söyleyeyim. Hı. Bir gün belki Temel de buraya gelip evimi, yuvamı kurma umudu. Bakalım özel hayatınla iş hayatını nasıl dengeleyeceksin Efsun? Özel hayatımla ilgili bir durum yok. İş konuşuyoruz burada. Biz seninle özel konuşabilir miyiz? Özelse hayır. Aslında benim de seninle konuşmak istediğim bazı şeyler var. Şimdi değil ya, kişisel meselelerden hastalara odaklanamıyoruz, iş yapamıyoruz farkında mısınız? Bu akşam üçümüz oturup yemek yiyoruz. Herkes eteğindeki taşları döksün, konuşalım. Hadi bakalım. Üçümüz mü? Üçümüz, evet. Sen, ben, Ali. Gelen gelir, gelmeyen kendi bilir. Ne haber? İyi, ne yapayım şimdi? Bir şey, kepçe kulak operasyonuna gireceğim de onu düşünüyordum. Ne yapacağım, ne edeceğim de. Sen ne yapıyorsun? Ha, şey için geldim ben. Ali Bıçakçı, gitsin. Gitsin. Ukalalığı severim ama bir dereceye kadar. Yeteneğe taparım ama bir dereceye kadar. Bu Ali Bıçakçı'nın katlanılacak bir tarafı yok. Ali Bıçakçı gitsin. Gitsin. Gitsin, gitsin. Bence de gitsin zaten. Gitsin de nasıl? Nasıl yapacağız ya? O önemli. İşte onu biz ikimiz halledeceğiz. Kliniğin iki kötüsü olarak. Kliniğin iki kötüsü olarak. Hoşuma gitti, sevdim ben bunu. Güzel. Güzel. Şimdi şey, bana da geçen şey dedi. Kısa olduğumu falan ima ediyor. Bana. Kısasın. Kısa mıyım? Kısasın. Yakışıklı değilsin demedim. O, onun bakışı şu an. Ha, tamam. Yakışıklı değil. Yakışıklıyım yani. Değilsin. Yakışıklı değilsin. Ama karizmatiksin. Karizmatiksin, delici bakışların var. Kötülük yaparken yılan gibi bakıyorsun. Ayrıca çok iyi bir cerrahsın. Teşekkür ederim canım. Sen de çok şey, güzel, havalısın. Bir de böyle ulaşılamaz bir soğukluğun var. Böyle süper bir kadın soğukluğu gibi. Süper kadın hani. Süper kadın. Ha, sevdim. Neyse, o zaman. Konumuza geri dönersek Ali Bıçakçı gitsin. Gitsin. Bu arada bu boy meselesini o kadar takma ya. Sorun değil bence. Ha. Merhaba Emir. Günlerdir ofisine gelmiyordum. Özlemişim vallahi.
Goy goya geldiysen başka zaman yapalım çünkü çıkıyorum. Ha, yok. Ben sana bir hastamı yönlendirdim. Ona haber vermeye geldim. Ben ona dolgu yaptım ama yeterli gelmedi. Yüz gerdirme istiyor. Bunu telefonda da söyleyebilirdin. Söyle bakayım, derdin ne? Ali Bıçakçı. Ne olmuş Ali Bıçakçı'ya? Ve Efsun. Söyle hadi. Emir. Ben onların daha önceden tanıştıklarına neredeyse emin gibiyim. Ama bir nedenden dolayı saklıyorlar. Neden böyle bir şey düşündün peki? Pis değilim. Benden sana tavsiye, hislerine değil gördüklerine inan. Peki tamam. Ama emin olduğum bir şey daha var. Ki bu kesin bilgi. Efsun'un bir ara Amerika'da yaşadığından haberin var mıydı? Amerika'da mı yaşamış? Amerika tabii, yani kocaman ülke. Ali Bıçakçı ile orada karşılaşmış olabilir. Belki de rastlantıdır ama eğer öyleyse bile bu çok ilginç bir rastlantı. Neyse, ben senin fazla vaktini almayayım. Görüşürüz. Konuşabilir miyiz? Sebep? Bu Ali ile neler oluyor? Yani merak ediyorum ortağın olarak. Bir şey olduğu yok. Her şey gayet ortada. Ha, böyle mi devam ediyoruz yani? Nasıl? Konuşmadan, iletişim kurmadan. Konuşuyoruz Emir. Gayet konuşuyoruz biz. Sabah Metin için konuştuk mesela. Öğlen Ali ile aranızdaki gereksiz rekabet için konuştuk. Akşam da üçümüz bir araya gelip dertleşeceğiz, dertlerimizi konuşacağız. Gayet konuşuyoruz yani. Bence bazı konuları benimle konuşmamak için kaçıyorsun. Hiç öyle bir şey yok. Her şey apaçık ortada. Nasıl da rahat oyun oynuyorsun, inanamıyorum sana. Benim oyun oynadığım falan yok. Asıl senin ağzında bir bakka var. Gururundan söyleyemiyorsun bence bir türlü. Sana git dediğim için üzgün olduğumu düşünüyorsun değil mi? Zerre kadar üzgün değilim. Seni çok yanlış tanımışım. Hadi sen de dürüst ol. Sen de söyle, ne düşünüyorsun? Sana kalsaydı şu an burada değildim ben. Senin hakkındaki görüşlerimi kendime saklayacağım bundan sonra. Bu kadar mesafe gayet iyi. Tabii ya. Hem Ali de bana karşı mesafeli olmanı ister. O yüzden iş yerinde ikimize birden mesafe koyman da mantıklı. Ali niye rahatsız olsun anlamadım. Ali'ye ne? Doğru ya. Karşımda erkekler benden korksun diyen bir kadın var. Unutmuşum. Ben sana her defasında yakın olmaya çalıştım ama sen bana çok zarar verdin. Bundan sonra bana ne iyi hissettiriyorsa onu yaşayacağım. Sana ne iyi hissettiriyorsa, öyle mi? Aynen öyle. Öyle olsun. Ha, bu arada Aslı birazdan canlı yayın düzenleyecek. Metin için yardım kampanyası düzenletiyorum da. Dediğim gibi ben ameliyat yapmaya hazırım. Ama kliniğin kuralları... Kliniğin kuralları bir insanın hayatından daha önemli. Efsun, bu istediğin ameliyat çok büyük bir ameliyat, biliyorsun değil mi? Dışarıya yapılması gereken ödemeler var. Ve yönetim kurulu bunu kabul etmeyecek. Gerçekleri gör. Gerçekleri görmek başka, onları değiştirmeye çalışmak başka şey. Bazen gerçekleri görünce değiştiremezsin. İyi, öyle olsun. Neyse, şu an çok önemli bir misafirim var. Görüşürüz. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Gülcan, hoş geldin. Unutmamışsın adımı. Unutur muyum ben bu kadar güzel ismi? Hayırdır, ne işin var burada? Bu adam ameliyat etti o kadına. Biliyorum, biliyorum. Bu ameliyat etti ama kimi ameliyat etti bulamadım hala onu. Ben buldum, ben buldum. Aa, kim? Adı ne? Söyle. Artist gibi kadın vardı ya, adını bilmiyorum. Burada aşağıda. Burada mı? Evet. Çabuk göster. Çabuk göster, nerede? Bu Gülcan, sen burada mı çalışıyorsun? Bu bizim kliniğin üniforması. Daha girişim yapılmadı ama ben hemen giriştim işe. Tertemiz yaptım alt katı. Canım çıktı vallahi. Kim aldı seni işe? Sen.
Sen dedin ya iş ararsan beni bul diye. Dedim, dedim doğru. Hayırlı olsun yeni işin, hoş geldin. Hadi gel, hadi gel, koş. Aa, Gülden. Hı. Tatlım, var mı bir haber? Ay, hesabım hazır, istek gönderdim, bekliyorum. Süper. Öyle bir profil yarattım ki asla reddedemeyecek Ali Bıçakçı. Süper. Az kaldı. Çözeceğim bu gizli. Bakalım, bekliyoruz. Ay Yaşar, bundan sonra seninle alışverişe çıkmayacağım. Renkli renkli ne varsa aldırdın ha. Binnur'cum, Binnur'cum sen şu içindeki renkleri bir görsen kurtulacaksın biliyor musun? Senin içinde ekru var, yavru ağzı, fuşya, somon, aslan ağzı. Ama siyah ve beyaz değil. Sen renkli bir kızsın, inan bana. Tamam, tamam. Renkliyim, güzelim, tatlıyım, minnoşum. Siyah beyaz da ya, ikna oldum. Hadi kuaföre. Ha. Kuaför bir kadının mahremidir. O alana giremezsin, alan işgali yapamazsın, gelemezsin. Nasıl mahremidir? Kuaför bir kadının mahremiyse ben ne yapacağım? Ben seni nasıl tasarlayacağım? Benim senin saçına, kaşına, gözüne ihtiyacım var. Ya. Sana renk vermek için benim de kuaföre gelmem lazım. Gelme! Sen bana bilgileri gönder, ben uygulamayı hallederim. O zaman Sarp'ın mekanında buluşuyoruz. Tamam. Buluşmadan önce de ben sana yeni saç modelleri atacağım, tamam, okey? Bekliyorum, okey, bekliyorum. Hay puşa! Bir an karımı gördüm zannettim. Ah, nerede? Seninle konuşmadığım bir an karımı gördüm. Seninle konuşurken böyle bir görüntü yoktu. Ben şu anda meditasyona ihtiyacım var. Ben gideyim. Tamam, ver poşetleri. Benim yerime de yapsana meditasyon. Yalnız o öyle bir şey. Ne ama neyse. Tamam, tamam, hadi görüşürüz. Alo. Ay Binnur, neler oldu neler kızım. Bu Emir'in ameliyat ettiği kadın var ya, o bugün klinikteymiş. Yakalayamadım ya, yakalayamadım, göremedim. Aa, ay görüyor musun, kaçırmışım ya. Keşke biraz daha geç çıksaydım klinikten. Görüyor musun, insan güzellik uğruna neleri kaçırıyor. Yok yok, sen merak etme. O kadın kimse mutlaka düzenli olarak buraya geliyordur. Hiç dert etme, bulacağız. Sen ne yapıyorsun, neredesin? Aa, ben alışverişi tamamladım, kuaföre geçiyorum. Sen de gelsene. Yok. Ben akşam Emir ve Ali ile yemek yiyeceğim. Aa, hangisi daha yakışıklı, testi mi yapacaksın yoksa? Olay ne? Binnur, saçma sapan konuşma kızım. İkisiyle de ayrı ayrı yemek yemek istemiyorum. Profesyonel bir şekilde oturalım, dertlerimizi anlatalım. Çözüme kavuşturalım artık, yeter, çok sıkıldım. Emir kalbimi çok kırdı. Şu Ali de geldi, yere gitse keşke. Aa, Efsoş! Bu Erik sizin öpüşmenizi görmüş olmasın? Olabilir mi öyle bir şey? Görmüş müdür? Yok ya, görmemiştir. O ben döndüğümde başkalarıyla konuşuyordu ki. Görse bile niye bu kadar büyük bir tepki versin ki zaten? Kıskançlıktan, aşktan, tutkudan. Binnur, tamam. Hadi sen git kuaförüne, hadi. Ha, sonra da şu ekibin ağzını bir yokla bakalım. Ali hakkında ne düşünüyorlar, ne istiyorlar? Ya, ekip adama acayip gıcık oluyor. Sen merak etme orasını, ben akşam onları toplarım. Benim de ona küçük bir sürprizim olacak. Binnur'um, canım kardeşim. Ya sen benim gizli kahramanımsın. Vallahi bak. Ay bir de sen beni yeni tarzımla gör. Olay. Hadi see you. Bir de şu Aslı'nın canlı yayını var. Onu izlemeyi unutma, tamam mı? Bakarız. Bay. Gelsenize. Bizi çağırmışsın abi. Oturun çocuklar. Hasan. Benim sizinle konuşmam gereken biraz can sıkıcı bir mevzu var. Biz ortağımla ayrıldık. Bana borç bıraktı. Biraz da dert. Hesap yaptım, kitap yaptım ama yok, kurtaramıyorum. Olmuyor yani, altından kalkamıyorum ben. Büyük ihtimalle burayı kapatıp gideceğim. Hadi ya. Çok üzüldüm Sarp abi. Sen ne yapacaksın peki abi? Ben bulurum bir yolunu ya. Siz bence şimdiden iş bakmaya başlayın. Biliyorum bu devirde iş bulmak zor. Ama ben yine de önceden söyleyeyim dedim. Sevgili takipçilerim. Bugün sizleri çok özel bir çiftimizle tanıştırmak istiyorum. Metin ve Sevil. Arkadaşlar. Metin maalesef yüzünün tamamını
bir kaza sonucu kaybetmiş. Aslında apartmanlarında çıkan bir yangında herkesi tek tek... Evet, yanlış duymadınız. Herkesi tek tek kurtaran bir kahraman kendisi. Aynı zamanda öğrencilerinin çok sevdiği bir ilkokul öğretmeni. Arkadaşlar, Metin ne işe gidebiliyor, ne toplum içine çıkabiliyor, ne sosyalleşebiliyor, ne de sevdiği insanla evlenebiliyor. Hadi arkadaşlar, bu güzel çiftimize istedikleri hayatı verelim. Aşk kokuyor buralar, aşk. Metin Bey, söz sizde. Hepinize çok teşekkür ederim. Sayenizde bir sonraki yayını Sevil'le düğünümüzden yapacağız inşallah. 200 bin şahitle evlenirsek bizi Siddi sene kimse ayıramaz değil mi aşkım? Bizi kimse ayıramaz zaten aşkım. Benim bir meleğim var artık. Bir doktor melek. Adını vermemi istemedi. Bizim için, sevgimiz için çabalayan, bu kampanyayı başlatan o meleğe sesleniyorum. Bu ameliyat olsa da olmasa da iyi ki varsın. Sen bize dokundun ve her şey çok güzelleşti. Belki orada bir yerlerde kendini saklayan, bulunamamaktan, sevilmekten korkan birileri var. Onların da sana ihtiyacı var. Sen hep sev. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle Metin Bey'in ameliyatına bağış yapabilmeniz için aracı olan derneğin hesap bilgilerini paylaşıyorum. Neymiş bunun hesap numarası? Gözlerim buğulandı, göremiyorum. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsa. O zaman birer yüklü bağış yapalım. Rica ederim. Ne demek? Ben eminim çok güzel sonuçlar alacağız bu yayında. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Efsun arıyor. Canım. Aslı, sen bu dünyadaki en şeker şeysin. Sen harikasın Aslı ya. Seni çok seviyorum Aslı. Teşekkür ederim tekrar. Canım benim, ben de seni çok seviyorum. Bak Serp de burada. Selamı var sana. Sen de çok selam söyle. Görüşürüz. Hoşça kal. İyi akşamlar. Merhaba. Efsun daha gelmedi. Trafiğe takıldı herhalde. Fark ettim. Dakiktir. Birazdan gelir. Evet. Dakiktir. Çok mu iyi tanıyorsun Efsun'u? Ne zamandır tanışıyorsunuz? Birkaç haftadır. Ama Ali, sen de takdir edersin ki birini tanımak için geçirilen süre değil, geçirilen zamanın kalitesi önemlidir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim. Siz iyisiniz. İyiyiz. İyiyim. Bu gece üçümüz bir araya gelelim istedim. Çünkü klinikte olan sorunlar herkesi etkiliyor. O yüzden burada ne derdimiz varsa açık açık konuşalım, bu konu kapansın. Birbirimize karşı dürüst olalım yani. Dürüstlük en sevdiğim. Ya o zaman sipariş verelim. Sen kebap yersin herhalde her zamanki gibi. Bu Anteplilere karşı ön yargı ne zaman bitecek? Aksine Ali, ben et değil sebze ağırlıklı besleniyorum. Şimdi de bol yeşillikli kocaman bir salata yemek istiyorum. Etsiz. Harika seçim. Tavırların gibi zevklerin de çabuk değişiyor Efsun. Sizin de öyle Emir Bey. Sizin de öyle. Öyle mi? Ne gibi değişiklikler var benim tavırlarımda mesela? Bir anda sevgi dolu bir adam. Ertesi gün buz gibi bakışlarıyla insan içini donduran bambaşka bir adam. Öyle diyorlar yani sizin için. Öyle diyorlarsa öyledir. Tavrınız gibi zevklerinizi de anlamak mümkün değil. Prensiplerinizi de.
Mesela hangi tip kadınlardan hoşlanıyorsunuz? Hala anlamış değilim. Puanlama kriterleriniz nelerdir mesela? Ya da bir görüştüğümde bir daha görüşmem demiştiniz. Ama aynı kişiyle sık sık görüştüğünüze tanık oluyorum. Bayağı iyi bir gözlemcisiniz Efsun Hanım. Siz baş başa konuşacaksanız ben kalkayım. Hayır Ali. Bana salata söyle. Gülden, sen ne yapıyorsun? Kimle mesajlaşıyorsun? Emir'le falan mı konuşuyorsun? O mu gelecek? Yok, birinden onay bekliyorum. Takip isteği gönderdim. Ayrıca Emir bugün gelmeyecek çünkü Efsun ve Ali Bıçakçı ile yemekte. Ya bırakın şu adamı ya. Ali Bıçakçı demeyin bana ya. Bugün benim odamda bir tane beyzbol sopası var ya arkadaşlar. Biliyorsunuz üniversitede takımdan kalma bir sopa. Var abi, de o geçmişten senin bir hatıran. Evliliğinde geleceğine bir işaret. Ama benim geleceğim karanlık. Benim evliliğim ya, nereye gidiyor? Ya Yaşar, lütfen ama ya. Aa, ona geldi. Neyse işte bugün ben bu Ali Bıçakçı'yla gerildikten sonra odaya gittim. Sopayla bir göz göze geldim. Şeytan dedi ki al şu sopayı. Git şu herifin odasına. Bunun masasını, eşyalarını, kafasını, gözünü, takım elbisesini. Beni biliyorsunuz, ben medeni bir insanım. Beni bile bu hale getirdi ya bu adam. Ya ya işte Taner Hoca'yı bu hale getiren Ali Bıçakçı bize neler yapmaz arkadaşlar. Evet. O yüzden biz Şirin'le konuştuk. Bir şekilde entrika, pislik her şeyi döndüreceğiz. Bu Ali Bıçakçı'yı bir şekilde def edeceğiz bu klinikte. Vallahi açıkçası ben böyle işlere karşıyım. Birileri gitsin gelsin istemem. Ama doğa kanunları işliyorsa gücü gücü yetene. Evet. Eğer Ali Bıçakçı burada fazlaysa kovulacak. Bizim bu kötülükleri yapmak için tenafir gözlü bir insana ihtiyacımız var. Gülden. Fındık mı attın üstüme sen? Fındık. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Ne yapacağız? Onu bilmiyoruz işte. İlk defa kötülük için işbirliği yapıyoruz çünkü. De Binnur bizi buraya niye topladı ve Binnur nerede? Vallahi Binnur benim gözlemlediğim kadarıyla çok akıllı bir kız. Şu anda bir entrika kurulacaksa Binnur gelecek, onu kuracak, işimizi halledecek. Vay, vay, Allah'ım bu nedir ya Rabbi? Vay. Vaş diyeceğim, kabe olacak gerçekten. Yaşar. O şey, oyuncu. 360 derece gerdim ben onu. Her yerini gerdim böyle. Değişik değişik gerdim. Bu kadar hoş bir kadın ben ilk defa görüyorum şu anda. Ve Tanrı kadını yarattı. Selam şekerler. How are you? How are you? Binnur. Gel gel. Ben bakıyorsun de diyorum bari, Bridget Bardot mu geldi? Bu gelmiş meğer. Ay estağfurullah. Şimdi siz diyeceksiniz ki bizi niye çağırdın, neden çağırdın? O meraklı bakışları görebiliyorum. Hı. İşte biz onu merak ediyoruz, evet. Niye çağırdın? Şu Ali denen sarı çiyandan nasıl kurtuluruz, onu konuşacağız. Olur. Okey. İlginizi çekti bak. Aa! Hı, ver. Al bakayım. Teyze. Tamam. Gerçekten sen misin ya? Evet benim. Ne yaptın sen böyle? Bir şey değil ya, 10.000 bakımımı yaptım. Zaten çok bir şey değil. Küçük dokunuşlar, çok ufak dokunuşlar. Bir şey yapmadım. Bana bak, bu arada bana teyze meyze deme. Bundan sonra ben seni Binnur ablanım, tamam mı? Hadi gülüm, hadi. Hadi getir aynısından bir tur daha. Hadi bir tepsi daha getir. Evet, gelelim fasulyenin faydalarına. O Ali'ye kliniği dar edeceğiz. Efsun, salatan nasıl? Sevdin mi? Harika, harika. Bayıldım çok iyi. Neyse. Ali, dediğim gibi klinikte bir derdin olursa bana geleceksin. Seve seve. Ve bana. Doktorlara ve diğer çalışanlara birazcık kibar davran lütfen. Denerim. Emir. Seninle de gizlimiz saklımız olmadan kliniği yönetmek istiyorum artık. Gizli saklı, iş çevirmeden
Beni kandırmadan yapabilecek misin peki? Benim gizli saklım yok. İçim dışım bir. Bundan sonra iş ilişkisi dışında hiçbir samimiyetimiz olmayacak. Herkes mesafeli, düzeyli ve profesyonel olacak birbirine karşı. İkimiz mi? Yoksa sen ve Ali de mi? Ben ve Ali de. İş ilişkisi dışında görüşmeyeceksiniz yani. Samimiyet de yok. Yok. Efsun, ben buna katılmıyorum. Çünkü ben her istediğimde sana ulaşabilmeliyim. İşle ilgili olduğu sürece bana her zaman ulaşabilirsin Ali. Sadece işle ilgili. Klinikte paylaşımın, yakınlığın öneminden bahsetmiştin. Bence çok da doğruydu. O eski Efsun'du Ali. Artık herkes profesyonel, herkes mesafeli olacak. Öyle istiyorsan zamanla ona da alışırım. Alışsak iyi olur. Neyse. Bu komediniz bittiyse ben artık gideyim. Ne komedisi ya? Nereye? Nereye gidiyorsun? Bekler misin beni? Emir. Emir, durur musun? Bir bekler misin Emir? Ne var Efsun? Asıl senin neyin var? Ne oldu? Git dedin de gitmedim diye mi bunlar? Benim bir problemim yok. Boş ver. Ali, bıçakçı mı senin derdin? Tamam. Ben de sinir olurum insanlara davranışlarına. Sevgilini güzel gömüyorsun da hiç inandırıcı değil, biliyor musun? Ne diyorsun sen? Ne demek o? Efsun. Ya bırak Allah aşkına. Emir. Sen Ali Bıçakçı ile aramda bir şey mi var sanıyorsun? Ne demek istedin? Söyler misin? Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun bana. Ne yalanı Emir? Ne diyorsun sen? Ne yalanından bahsediyorsun? Gördüm sizi. Gördüm, tamam mı? Sizi partide öpüşürken gördüm. Ne öpüşmesi ya? Ne öpüşmesi? Yok öyle bir şey. Ya bırak Allah aşkına. Yok öyle bir şey Emir. O beni zorla öpmeye çalıştı ama... Efsun! Ali Bıçakçı'nın eski sevgilinin olduğunu biliyorum. Biliyorum. Doğru değil mi? Bunca zaman beni onu tanımıyormuş gibi yaparak kandırmadın mı? Bu mu senin dürüstlüğün? Bu mu senin güven anlayışın? Emir, çok üzgünüm. Emir. Çok üzgünüm. Efendim Sarp? Kanka, senin elemanları toplaman lazım. Acil gelsene. Tamam, geliyorum. Uzak benden aşk, uzak artık. Kanun budur bu yasaklık. İnan içimde o fesatlık. Alırım başı. Senin ne işin var burada? Sarp aradı. Yok kanka. Gözünü seveyim, şunları al ya. Rezil üstüne aldı. Kimse kalmadı ortamda, baksana. Ben seni hayatımdan sildim. Hadi bitti, bitti, bitti. Gerçekten yeter artık.
Gerçekten yeter. Bu minibüs senin fikrin de biliyorsun değil mi? Ah. Ya ne yapsaydım? Ne yapsaydım? Birazcık toplu taşımaya alışın. Alışın toplu taşımaya. Sen bu saatte taksi bulabilir miydin? Bulabilir miydin söyledin. Bunları da minibüse bindirmezdim ama. Ne yapardın? Helikopter mi tutardın? Ne yapardın? Allah Allah. Amanını, amanını, amanını yandım. Tiri, sen niye mantıklı bakıyorsun? Söyledin mi Emir? Ne söyledim mi? Ne diyor bu? Ya. Daha bak sana bunu konuşacak halim var. Gelsin aklıma söyleyeceğim. Emir. Emir. Efendim Taner abi. Ben bu Ali'ye eve hiç gitmiyorum. Senin evin müsait mi? Sana gidelim mi? Ne oldu? Bu adam karısına aşıktı. Bak eve gitmiyor. Görüyor musun? Alkol böyle bir şey. Şoför bey. Ben size beslenme programı hazırlayayım mı bedava? Dayı! Dayı kusura bakma ya. Bunlar normalde iyi insanlarsa da bugün biraz fazla kaçırmışlar. Kusurumuza bakma. Yani ben yıllardır bu klinikteyim. Böyle toplu bir skandala imza atmadım. Bunun suçlusu ben miyim? Sen mi indirdin? Ben mi içirdim? Normal indirdin. İçirmedin ama bindirdin. Bilmiyorum. Sen bizi bu hale getirdin. Bak asistanın içirmiş gördün mü? Ne yaptın sen Bilnur? Ne yaptın ben sen? Ben değerli arkadaşlarımla o Ali Bıçakçı'yı buradan göndermek için çok harika ötesi bir plan yaptım. Müzik bağlısı mı? Tamam. Oh. Ayağı mı o? Geldi Vallahi. Mi? Kim Mete! Ah! Helal olsun be! İyi hareketti. Bak şunun şu cibelekliğine bak, şunun şu kıvraklığına bak. Yemin ediyorum İrina su balesi. Bak bak ayak havada kafa yerde. Yarın sabah bu ekip işbaşı yapacak. Hadi topla toplayabilirsin. Erken saatte toplarız. Aa bırak eğlensinler. Oh bak bak baleme bak. Baleye bak. Bak bak o. Aa. Antep'ten su balecisi. Emir bu patlak mı ya? Koskoca doktorları getirdiğine hale bak. Ben mi getirdim? Bak hala aynı şey dolmuştan beri yeter. Bu nedir ya? Bu artık bilmem değil ki bu. Bu nasıl bir dalış ya? Allah Allah inanamıyorum. Onların dengesini ben değil. Ali Bıçakçı bozdu. O yüzden böyle oldu. Sen uzun zamandır tanıyorsun tabii. İyi bilirsin. Emir. Bak baleye bak. Oo. Of. Emir. Şey mi yapsak? Kahve. Kahve. Evet. Kahve. Bak, bak. Sen bale mi? Sor hadi sor. Ne soracaksan sor. Aslında kafama takılan bir şey var. Siz Amerika'dan tanışıyordunuz değil mi? Senin Amerika'da ne işin vardı mesela? Gitmiştim bir ara Emir. Gitmiştim orada tanıştık. Sevgili olduk sonra da ayrıldık. Bu kadar. Hem bunlar seni niye ilgilendiriyor? Çünkü bana yalan söyledin. Çünkü o adamı tanımıyor gibi davrandın. Çünkü ben sana güvenmeye başlamıştım ama sen beni kandırdın. Tamam mı? Emir bak ben Ali Bıçakçı'ya karşı bir şey hissetmiyorum. Gerçekten. Ama ben ona o zaman da bir şey hissetmiyordum. Aşık değildim yani. Denedik olmadı. İnsan olarak sevdim ben onu. Emir ben onu istemiyorum. Onu hayatımda da klinikte de istemiyorum. Niye inanmıyorsun bana? Lütfen inan. Yani yakışıklı da bulmuyorsun yani. Ya yakışıklıysa yakışıklı. Benim için önemli olan iç güzelliği. Bir şey de hissetmiyorsun. Hiçbir şey hissetmiyorum. Zaten böyle karakteri desem bir garip anlamadım. Yani özünde iyidir. Ama benlik değil. Yani böyle geçmişten kalan bir tortu mortu yok yani değil mi? Yok. Hiç yok. Ama o... Seni unutmamış belli ki. İkna kabiliyeti yüksek bir adam. Denemeye devam edecek belli ki. O da onun problemi. Buyurun. Dün canlı yayını izledim. O yüz nakli yapılacak hastayı gördüm burada Efsun Hanım'la birlikte. Hı hı. O organize etti değil mi kampanyayı?
Evet, o organize etti. Bendeki beni de daha önce erken teşhis etti ve resmen hayatımı kurtardı. Eşim de ben de ona teşekkür etmek istiyoruz. Efsun Hanım gerçekten mükemmel bir insan. Ay, yüz germe de bitti. Ne vardı başka? Bağlamışsın yine tülbentini. At bir barak, hadi. Ay, atamam şu an. Ay, çok abartmışız ya Efsoş. Yok canım, ne abartması? Ay, gayet kusma. Gayet normaldi her şey. Abartma falan yok, inanmam. Deme öyle şeyler. Ay, Aslı gelecek şimdi. Ne yaptı acaba? Ne kadar topladı bağış? Kız çok uğraştı benim için ya. Kıyamam ben ona, sağ olsun. O çakma influencer ne anlar ya yardım kampanyasından? Onun takipçileri anca elleriyle allık sürsün yüzüne. O da anca kendini çeksin. Gezerken ben, yerken ben, içerken ben. Bin Nur. Tamam, anladım ben devamını. Getirme, tamam. Bağırma. Bak yapma böyle. Kıza kibar davran. O çok kibar sana karşı. Efsoş, ben elegant oldum, unuttun mu? Günaydın. Aslı, gel. Kızlar. Bakın bir bana. Bakın, bakın, bakın. Yüzümde güller açıyor, farkında mısınız? Bağırma. Fondötendendir o. Aa, Bin Nur. Sen ne güzel olmuşsun böyle ya. Ne var ya? Abartma. Her zamanki halim. Sen boş ver onu, boş ver. Hadi, hadi bana hayırlı haberler ver. Ne oldu? Aslı. Ya sen bir tanesin Aslı. Bin Nur bak. Ay, gözüm görmüyor. Yetmez ki bu. Belki bunun bir faydası dokunur. Emir. Bu ne? Saadet Hanım, onun hayatını kurtardığın için Metin'e destek olmak istedi. Saadet Yüksel. Sağ olsun ya. Ama bu ikisi yetmez sanki. Ben dedim yetmez. Efsun'la yalnız konuşabilir miyiz? Ha, tabii ki. İşte, hadi kalk sana leke kapatıcıları falan göstereyim ben. Oh! Oh! Kızgınsın hala bana, değil mi? Şu an konumuz bu değil. Bu ameliyatı yapmayı çok istiyorsun, değil mi? İstiyorum Emir. Çok istiyorum. Bir insanın yardıma ihtiyacı var ama benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Kahroluyorum. Yönetim kurulu bu ameliyatın yapılmasına izin vermeyecek. Biliyorum, biliyorum. Hep aynı şeyler. Bir fikrim var. Ameliyatı gizlice yapacağız. Ne? Ne be Emir, ne diyorsun sen? Bu gece herkes klinikten çıktıktan sonra gizlice yapacağız ameliyatı. Emir, duyulur, görülür. Nasıl yaparız? Hadi ben neyse de umurumda değil ama senin başın yanar. Yansın. Sen ciddisin. Ciddiyim. Ama bu ameliyat tek bir doktorun yapabileceği bir ameliyat değil. Yüz naklinde uzman başka bir doktoru daha ikna etmem gerekiyor. Tamam. Emir sağ ol. Bu yaptığını hiç unutmayacağım. Yani şimdi dün gece Ali Bıçakçı'yı postalamak için yaptığımız planı hiçbirisi hatırlamıyor musunuz? Ha. Bir cümlesini bile mi? Yok. Ne cümlesi anacığım? Ben hatırlamaktan ziyade unutmak istiyorum dünü. Dünü unutabiliyor muyuz Taner Hocam? Var mı öyle bir imkanımız literatürde? Ha? Taner Hocam, bu Emir bizi bu saatte niye çağırdı? Bir bilginiz var mı acaba? Vallahi hiç haberim yok Meteciğim. Benim de hastalarım bekliyor. Herhalde acil bir şey. Ah. Hocam iki dakika bekleyelim. Birazdan gelip anlatacak kendisi.
Evet arkadaşlar, uyandıysak çok kısa bir konuşma yapacağım size. Efsun'la bir karar verdik. Evlenme mi? Evlenme kararı. Evlilik kararı. Başım ağrıdı. Bağıramadım daha. Evlilik kararı mı verdiniz? Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi çok güzel. Bir evlilik biter benimki gibi. Bunlarınki başlar işte. Dünya. Yaşar. Bir bırak adamı konuşsun. Klinikte yönetim kurulundan habersiz ameliyat yapacağız. Aa, oha. Olmaz. Hayır. Ben ne? Öyle bir şey olur mu? Ben kariyerimi böyle bir şey için riske edemem. Kusura bakmayın. Ben yokum. Öyle bir şey olmaz. Yani, sakın işler. Herkesin kendi kariyeri var. Olmaz. Arkadaşlar, canlı yayında izlediğiniz metin 100 dakika olması gerekiyor ama parası yok. Biz aramızda bir şeyler topladık ama yetmedi tabii ki de. O yüzden bu gece herkes çıkınca ameliyatı yapıyoruz. Alanında uzman bir doktor arıyorum. Şimdilik bulamadım. Ama hasta bakıcı, ameliyat asistanı, hemşire bunların hiçbirinin haberi olmaması lazım. Yani bu ameliyatı gizli yapacağız. Kabul ederseniz sizle birlikte yapmak istiyoruz. Emir, ben sana asistanlık yaparım. Adam! Taner abi, olur mu öyle şey? Ben yıllarca senin asistanlığını yaptım. Kardeşim, ben onur duyuyorum seni asiste etmekten. Eyvallah. Mete? Ben onur duymam. Ben ne yapacağım Emir'in? Ha, böyle alnındaki teri silip neşter mi vereceğim? Hı hı. Mete. İyi, tamam. Tamam. Tamam ama Efsun için kabul ediyorum. Senin için değil Emir. Bir de bu olayı daha sonra böyle hatırlatıp böyle dalga geçmeler, bir şeyler falan olmasın diye. Söz. Söz. Ben de ne yapayım? Ameliyathaneye gideyim, olumluyum. Güzelce olumlu geçsin. Her şey ki başımıza bir iş gelecekse bile olumlu bir şeyler gelsin. Ayrıca müzik veririm. Bir de yerleri paspaslarım. O kadar elimden gelen bu yani. Senin varlığın yeter Yaşar. O zaman biz de Binnur'la kimse girmesin, kimse görmesin, güvenlik asla duymasın diye çalışıyoruz. Tamam mı tatlım? Tamam tatlım. O iş bizde. Oh. O iş sizde. Güzel. Arkadaşlar, hepinize tek tek kendi adıma çok teşekkür ederim. Yakalanırsak beraber yanacağız. Ama bir insanın da hayatını kurtarmış olacağız. Yakalanabiliriz. Yakalanacağız gibi. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Merhaba Ali. Hayrola? Toplantı vardı, benim mi haberim yok? Yo, biz öyle denk geldik. Hep beraber laflıyorduk öyle. Konu ne? Ne hakkında laflıyordunuz? Konu benim klinikte gönül işlerine asla izin vermeyeceğimdi. Üzerinde de sen geldin. Gönül ferman dinlemez Emir. Nasıl engel olacaksın? Hadi biz seni dinledik. Ya sen kapılırsan klinikten birine? Hı? Emir çok profesyonel bir cerrah Ali. İşiyle duygularını birbirine karıştırmaz. Sen merak etme. Evet, hadi bakalım. Laflamamız bittiyse iş başı da alalım. Bu arada Ali Bey, bu eleganlığımla şimdi siz beni temsil etmiyorsunuz. Yani istifa ediyorum. Efsun, ameliyathanede yapılması gereken bazı değişiklikler var. Birlikte bakalım mı? Tabii. Hadi gel. Burada olduğunu biliyordum. Nasıl geçti ameliyat? Şahane, her zamanki gibi. Biraz mütevazı olabilir misin? Cerrahlığım konusunda mı? Maalesef. Efsun, cerrah bulmakta zorlanıyorum. Herkes dolu. Bedava yapın diyorum. Kimse yanaşmak istemiyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Metin geldi. Aşağıda tahlillerini yaptırıyor. Yani hazırda bekliyor kendisi. Biz bir cerrah bulana kadar da bekleyecek. Yapacak bir şey yok. İnan bana, elimden geleni yapıyorum. İnanıyorum ben sana Emir. İnanıyorum. Efsun, her yerde seni arıyorum. Ne oldu Ali? Buradayım işte. Biraz konuşabilir miyiz? Önemli. Tabii, konuşalım. Emir, görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Emir'le konuştum. Dün akşam yemeğe çıkmışlar. Efsun bayağı dizginleri eline almış diyor. Öve öve bitiremedi. Emir. Emir. Ha, Emir övüyorsa ortada gerçekten mucizevi bir durum var demek ki. Yani
bilmem yalan bilmem doğru. Sana o kadar benzeyen yanları var ki diyor. Yani bilmiyorum. Burnumun dibinde ama yanına yaklaştırmıyor. Aslında haklı. Terk etmiş anne. Yıllar sonra birden... Neyse. Sen nasıl istersen. Ama yani bu oyunu daha fazla devam ettirmeye gerek var mı ya? Çıkıp karşısına anlatsan ya her şeyi. Hiç zamanı değil. Olmaz. Şimdi tam kliniğe sahip çıkmaya başlamışken bir çuval inciri berbat ederim. Olmaz öyle şey. Hele benim hiç yurt dışına gitmediğimi öğrenirse ameliyatı Emir'le senin yaptığını anında Antep'e gider. Bir daha da hiç şansım kalmaz. İyi. Peki madem sen öyle istiyorsun. Ben çeşitli bahanelerle gider kontrol ederim kliniği. Çünkü bu ikisinin sağa sola hiç belli olmaz. Doğru, çok iyi olur ya. Sende ne var ne yok? Ne yapıyorsun bakalım? Serpil'i ikna etme çalışmaları nasıl gidiyor? Tam gaz devam. Ya ne hallere düştüğümü bilsen. İlk buluşmamızda aldığım çiçeklerden mi almadım? Onun sevdiği İsviçre çikolatalarından mı, pırlanta kolyelerden mi? Ya emojili mesaj atmayı bile öğrendim. En sonki numaram ne? Bu kalpli peluş ayılar yok mu? Ah. Büyük bir tane. Ondan alıp gönderdim. Bakalım ne yapacak? Peluş ayı da mı? Oraya kadar yani. İnanmıyorum sana Kaya. Sus iyice madara oldum zaten hiç. Anladım. Anladım Gülden'cim. Tamam. Bir dakika bir şey daha soracağım. Pervin'den ne haber? Aa. Hay Allah. Ha, gitti diyorsun yani. Tamam canım. Tamam görüşürüz. Aa. Efsun'a bak sen. Göndermiş Pervin'i. Gidişi olsun da dönüşü olmasın inşallah. Aa. Kargo geldi. Ay yine mi kargo geldi? Ay bu sefer ne yollamış? Bilmem ki. Aç bakayım şunu. Aç. Ne bu? Aa. Aa. Temsili Kaya. Hı? Ne gülüyorsun kız? Hiç olmamış bu. Aa. Hani? Ayı değil. Ayı değil, eşek yollayacaktı. Eşek. Ya Efsun, sen bunu bana neden sormuyorsun ki? Hayır, Aslı'nın Instagram'ına bakmasam, Aslı'yı aramasam haberim olmayacaktı, öyle mi? Ali, sen Emel Müftüoğlu'nu bile reddettin. Bu ameliyat da saatler sürecek, ücretsiz olacak. Ben sen yapmazsın diye düşündüm. Keşke benim yerime karar vermeseydin. Keşke Emir'e sorduğun gibi bana da sorsaydın. Bu ikisi çok farklı şeyler. Bana göre bir doktora ihtiyacı olan her hasta aynı muameleyi hak ediyor. Efsun, bak ben buraya seninle tartışmaya gelmedim. Bu ameliyatta bana ihtiyacınız var. Bu ameliyatı yapabilecek yetkinlikte birkaç tane doktor var. Bunlardan bir tanesi de benim, çok iyi biliyorsun. Ama belli ki Emir gurur yaptığı için benden yardım istemedi. Ay ne gururu öyle? Neyin gururu? Olur mu öyle şey ya? Aklına gelmemiştir ya da o da benim gibi yapmayacağını düşünmüştür. Efsun sen benim için çok değerlisin. Bak ben buraya geldiğimde çok önemli bir şey hatırladım. Neden cerrah olduğumu. Senin sayende. Bunları duyduğuma çok sevindim Ali. Benim tanıdığım Ali işine aşık, idealist, hasta ayırmayan bir adamdı. Efsun bak tamam. Geçmişte hatalarım oldu. Bunlardan en önemlisi sensin. Ben sana yeterince değer veremedim. Ama ben... Ali, bizim sorunumuz bu değildi ki. Ben sana hiç aşık olmadım. Olamadım. Efsun, aşk dediğin nedir ki? 3-5 günlük kalp çarpıntısı. Ama sevgi... Ya bizim seninle hayallerimiz, ideallerimiz, değerlerimiz, tutkularımız var mı? Sadece sen unutmuşsun. Unuttum. Unutalım. Sen de unut, olur mu? Kapatalım konuyu lütfen. Neyse, sen Emir misin? Girecek misin ameliyata? Bu ameliyatı Emir ya da herhangi biri tek başına yapamaz biliyorsun. Komplikasyon riski var. Bunu sen de ben de çok iyi biliyoruz. Ya biliyorum, biliyorum. Bu ameliyata girmeni ben de çok isterim. O zaman herkes klinikten çıkınca aşağıda buluşalım, olur mu? Binur sana detayları anlatır. Tamam. Sağ ol Ali. Teşekkür ederim. Acıdın mı beyim? Yok yok, bana bir şey olmadı.
siz iyi misiniz? Süpürüyorum, siliyorum. Öyle balerin gibi dans ede ede siliyorum yani. Sizi bir yerden tanıyorum ama siz artist misiniz? Yok, hayır değilim ben. Neyse, kolay gelsin size. Aa, hatırladım. Bu adam Emir'in hastanede ameliyat ettiği o artist kadının yanındaki artist adam. Asistanlarım size tavsiye ettiğim serumları gösterecekler. Lidya Hanım'a benden bir tane serum hediye ediyorsunuz. Tabii ki. Şey, beraber karar verseydik, benim için birazcık vaktiniz yok mu? Lidya Hanım, siz benim en sevdiğim asistansınız ama bugün çok yoğunum. Çok meşgulüm maalesef. Arkadaşlarım yardımcı olsun. Buyurun. Çok dokunuyorlar sana. Çok dokunuyorlar. Sürekli elliyorlar seni. Sürekli temas halindeler. Anlamadım. Şey diyorum, hasta, doktor mesafesi en az 1 metre olmalı. Ben öyle biliyorum da bunlar sürekli böyle elliyorlar. Neyse ya, ben senin için söylüyorum. Ortağın olarak söylüyorum. Yoksa bana ne elliyorlar, sellesinler derim. Ortağın olarak da. Ha neyse, bugün hiçbir şey keyfimi kaçıramaz. Ameliyatı yapacağımız diğer cerrahı buldum. Bu akşam herkes çıktıktan sonra ameliyat yapıyoruz. Nereden buldun, kim? Şey, bizim şey yok mu? Kim? Reya. Kim? Ali Bıçakçı. Tabii ki de Ali Bıçakçı. Son günlerde ağzından çıkan tek söz Ali Bıçakçı. Emir, yapma lütfen. Adam kendisi söyledi. Bize destek olmak istiyor. Sana destek olmak için. Ya bana veya bize ne fark eder? Önemli olan niyet. Niyet ortada da. Neyse, ne yapıyoruz? Sen de kabul edersen. Biliyorsun, iyi bir cerrah. Tamam, gıcıksınız birbirinize, hoşlanmıyorsunuz falan ama bu sefer bir araya gelelim. Şu işi beraber halledelim, ha? Yapalım şu ameliyatı, olur mu? Emir, lütfen, lütfen. Ha. Neyse, ortada güzel bir amaç var sonuçta. Olur, yapalım. Sonuçta adam iyi bir cerrah. Evet, çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Arıyordum. Ne oldu? O artist kadın mı geldi yoksa? Yok, ama artist bir adam vardı. O kadının yanında duruyordu sürekli. O burada. Allah Allah, kim adam ya? Ay, benim de hastam bekliyor. Üf. İşte orada. Kim, kim? O adam işte. Kaya Bey mi? Emin misin? Tabii, tabii eminim. Odada gördüm. Baş vermeden gittiler, oradan biliyor. Aa, Emir'in gizli ameliyat yaptığını Kaya Bey de mi biliyor? Kim bu kadın ya? Bunlar Pervin Hanım'dan gizli baba oğul iş mi çeviriyorlar? Hiçbir şey anlamadım. Ben de hiçbir şey anlamadım. Gülcan, sen bir dahaki sefere fotoğraf çek. Beni aramakla uğraşma, tamam mı? Bulamazsın zaten koca hastane. Tamam, fotoğraf çek. Hadi, kolay gelsin. Çok yorma kendini. Ha, Pervin. Ya burada işler şaşılacak derecede yolunda. Ya bütün ekip böyle bir araya gelmiş, tek vücut olmuş. Ali Bıçakçı'dan nefret ediyorlar. Ali işlevini tamamladı. Zaten onun 2 aylık bir boşluğu vardı. O süreç için anlaştım ben onunla. Amerika'ya dönecek. Vay 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 vay. Vallahi senden korkulur Pervin ha. Sen şimdi cilt bakımı falan yaptır. Biraz daha kal oralarda. Ali ile bir gerginlik çıkmasın. Ben yarın ondan konuşacağım. Ne yaptırayım ben? Cilt bakımı mı? Ben hayatımda cilt bakımı yaptırmadım ya. Boş ver şimdi, bırak onu. Benim fabrikada işlerim var, tamam? Ben fabrikaya giderim. Hadi Kaya, hadi, hadi. Bak. Kapattım. Şimdi herkes gidince, el ayak çekilince kimseler duymadan yönetim kurulu duyarsa yanarız. Herkes diken üstünde. Benim gelmeme gerek yok bence. Konumuz sen misin Şirin? Senden mi konuşuyoruz biz şu anda canım benim, balım? Yani benim için öyle. Bana da kimse söylemeye gerek duymadı.
pratisyen hekimlerle muhatap olmuyorlar demek ki. Gülden bırak Allah'ını seversen şu pratisyen hekimliği. Hekimlikte geç be. Ama bu ne aşağılık seviyesine kendini düşürdün pratisyen. Hekimliksin sen. Ya Ali bıçak şu yüzünden oldu hepsi. Ya tamam bana da dedi. Bana da yüzüme aşağılayıcı hakaretlerde bulundu böyle. Kendimi yerin dibine geçmiş hissettim. Ama yani yine de söylemiyorum bunları. Dile getirmedim yani bu kadar. Arkadaşlar selam. Merhaba. Merhaba. Şirin sen akşam kalacak mısın operasyona? Yani çok benlik bir şey yok ama kalayım mı? Yok ben de gireceğim de ameliyata o yüzden dedim. Başlarında durması gerek çünkü birinin değil mi? Ne haber arkadaşlar? Kahve alıp çıkacağım. Hazır mıyız akşamı? Vallahi hazırız diyeceğim de yani çok stresliyim ben ya. Gerginim böyle durumlar çünkü patlıyoruz. Daha önce de oldu böyle şey. Patlıyoruz. Patlamayalım yine akşam. Benim bu olayla bir ilişkimin olmadığı kayda geçsin de. Ayıp ama Şirin. Biraz empati biz. Ekibiz burada. Arkadaşlar. Çok sessizsiniz. Anladım. Açık açık konuşabiliriz. Bir sorun mu var? Hay hay Ali Bey. Size şöyle izah edeyim o zaman. Biz burada fena hekimler değiliz. Akıllı, yetenekli bir ekibiz. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Biz gerektiği zaman birbirimizi kolluyoruz. Ve açık konuşmamızı istediniz. Buyurun o zaman. Biz sizi aramızda istemiyoruz Ali Bey ya. Siz de aynı fikirde misiniz? Ben şöyle söyleyeyim. Senin gittiğinin senesinde biz kutlama yapacağız o derece. Yani cerrahlığınız iyi, evet. Merhaba. İyi bir cerrahlığınız var ama burası için yeterli değilsiniz. Peki. O zaman ben sizi baş başa bırakayım. Sizinle olmak yerine tek başıma kalmayı tercih ederim. Taner hocam. Ali hocam. Küstür. Laf attı. Küstür. Uzaklaşsın biraz uzaklaşsın. Arkadaşlar farkında mısınız? Bitti bu iş. Hadi geçmiş olsun. Kolay oldu bir daha. Kolay oldu ya. Canan. Hocam. Ay size ne diyeceğim? Kaya Bey saatlerdir burada ama. Ne yapıyor burada? Vallahi en ufak bir şey anlamadım. Mesela şu an cilt bakımı yaptırıyor. Ben anladım. Pervin Hanım kendisi gelemiyor. Bizi kontrol etsin diye ajanını yolluyor. Peki aşağı kata inerse ne yapacağız? Metin Bey yüzün aklını hazırlıyoruz şu an. Ben halledeceğim şimdi. Tamam. Görüşürüz o zaman hocam. Tamamdır Saadettin Bey. Ben hazır olduğum zaman savaşımız başlayacak. Evet, lütfen hiçbir endişeniz olmasın. Herkes bunu konuşuyor olacak, göreceksiniz. Görüşmek üzere. Alo, Emir? Hayırdır yavrum, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Niye iyi olmayayım? Ay ne bileyim oğlum, öyle durduk yere arayınca... Hani böyle kan basıncında falan ani bir yükselme oldu da... Anneni arama isteğin böyle tüm vücuduna mı yayıldı birden diye düşündüm. Her zaman kıyıda köşede bizim için biriktirdiğin tatlı lafların var değil mi? Ama haklısın biliyorum. Üzüyoruz seni farkındayım. Yok be oğlum ben de sizi özlüyorum o kadar. Sen niye aradın bakayım beni? Anne babamı eve çağırman lazım. Aa yok. Yok yapamam öyle bir şey. Çünkü ben ona kendinden uzaklaştırma cezası verdim. Anne şu iki gün klinikte olmaması lazım. Sen onu bugün yanından ayırma yeter. Hadi annem. Güzel annemden bir şey istiyorum. Kırmazsın beni sen. İşte şimdi bu sözler benim şu gönlümün terazisini iyice bir şaşırtıyor biliyor musun? Hayır neticede evlat yani oğlum. Kıyamıyor insan yani. Tamam yapacağım hadi. Harikasın. Babamı gönderiyorum top sende. Öpüyorum seni seviyorum. Canan. Babamı bul. Ve Serpil Hanım seni evde bekliyordu. Merhaba. Merhaba Ali. Ameliyata seninle girecek olmana sevindim. Sonuçta güzel bir amaç için buradayız. Aslında ameliyathane istediğim kalitede değil. Çalışanlar yerine senin ekip giriyor ameliyata.
Nereden tutsak elde kalıyor. Tam anlamıyla amatörlük. Ali, sen neden buradasın? Bana şimdi Pervin Hanım iyi bir teklif yaptı falan. Bu safsataları geç. Gerçekten söyle. Neden buradasın? Ben yakında Amerika'ya dönüyorum. Zaten Pervin Hanım'la da kısa süreliğine anlaştık. Ama onun amacını şimdi daha iyi anlıyorum. Amacı seni hırslandırıp klinikte kalmanı sağlamakmış. Pervin Hanım her zaman bir adım ötesini düşünür. Peki sen bu kadar istenmedin bir yerde niye kalıyorsun hala? Sebebini biliyorsun. Ben biliyorum. Ama senden duymak istiyorum. Ne? Söyleyeyim o zaman. Benden duy. Tek bir sebebi var. O da Efsun. Peki senin ona olan ilgin? O nasıl olacak? Bana dürüst ol diyeceğim ama... sen daha kendine dürüst değilsin. Sen ne diyorsun ya? Hı? Efsun diyorum. Adı üstünde. Anlaşılır mı? Adı üstünde Efsun falan derken? Ha Efsun. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman başlayalım. Başlayalım. Ya size gerçekten çok teşekkür ederim. Bu yaptığınız iyiliği, fedakarlığı asla unutmayacağım. Hadi başlayalım o zaman. Hadi. Emir. Bu nedir? Ameliyathanede dinlersin diye. Antep türküsü değil, merak etme. Klasik müzik. Doğru seçim. Severim. Seversin, biliyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi. Kullanmak lazım. İşte kullanmaya alıştım. Şirin? Şirin bir karaktere ihtiyacınız olur diye düşündüm. Çok şirinsin. Alo? Kaya? Müsaitsen de değilsen de eve gelebilir misin diyecektim. Çünkü seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Kapı çalıyor, bekle bir dakika. Geliyorum. Ta-ta! Bir dakika, ne işin var senin burada? Beni etkile dedin. Etkile dedin, etkiledim, itiraf et. Çok az. Ha. Her aradığımda hemen fıt diye burada ol demiştin. Ben de fıt diye burada oldum. Ben artık burada olmak istiyorum ya. Yüzüne ne oldu senin ya? Böyle nur inmiş gibi. Cilt bakımı yaptırdım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne? Bizim klinik var ya, bu konuda bir numara. Aa, tabii sen ilk defa yaptırıyorsun. Ben geçen yaptırdığımda özellikle bu ya... Hayır, bir dakika. Hayır, yumuşamıyorum. Hayır. Ben sizi affetmedim Kaya Bey. İyi o zaman. Ben de giderim. Nereye? Yüreğimin götürmediği o yere giderim. Ay, gitme, dur. Karar ver, sen de Serpil gideyim mi, kalayım mı ya? Kal, kal çünkü ben... ben seninle role play yapmak istiyorum Kaya. Ne yapmak istiyorsun? Ha, anlamadın tabii değil mi? Tamam, şimdi gençler yapıyor. Şöyle bir şey. Şimdi böyle her seferinde başka birileriymiş gibi daha tanışıyorlar, bir daha tanışıyorlar böyle. Şimdi mi yapacağız? Evet. Tamam. Dur! Sınırı geçiyorsun. Geri gel. Ama girmeden nasıl yapacağız? Dur, anlatıyorum. Sabırlı ol biraz. Biz seninle bu halimizde pek beceremedik Kaya. O yüzden diyorum ki böyle yeniden tanışırsak evliliğimizi kurtarabiliriz belki. Bu yaştan sonra olacak iş mi Allah aşkına bu sen ya? Ay işte bu zihniyet. Tam şu zihniyet var ya, bütün evliliklerin mezarını kazıyor biliyor musun Kaya? İyi tamam. Yapacak mısın? Tamam, olur. Yaparız, tamam. Ama benim bir şartım daha var. Şart mı? Hı hı. Aa, neymiş? Alışverişe gidiyorum, sen de geleceksin. Aa, yok. Hayır. Hiçbir şekilde onu yapamam ben. Bak, benden her şeyi iste. Her türlü rol play yaparız. Tavla oynarız, okey oynarız. İstersen uzun eşek bile oynarım ama onu istemiyorum. Gelmiyor musun? Yok, hayır, gelmiyorum. Tamam, peki sen bilirsin, hadi. Tamam, anlaşamayacağız. Belli bu. Hadi, tamam, hadi. Anlaşamıyoruz, hadi. Hadi.
Tamam, hazırlan. Tamam, ben hazırım zaten. Çantamı alıp hemen geliyorum, tamam mı? Tamam. Bekle beni burada, sınırı geçme. Bekle burada. Geçme oraya. Eriye bak. Gözlerini alamıyor senden hiç. Alev alev vallahi. Kızgın hala bana. Gönlünü almaya çalışıyorum ama. Al gönlünü, koy gönlünün yanına. İki gönül bir olunca samanlık seyran derlermiş. Ay Binnur. Burada çok önemli bir ameliyat yapıyoruz. Yönetim kurulundan gizli. Senin aklın hala aşna fişna mı? Ama baksana ya. Ameliyat kıyafetleri nasıl yakışıyor? Çok yakışıklı değil mi? Gözleri gözüküyor sadece. Ama gözler çok fena. Nasıl? Derin. Çok derin. Ne bakıyorsun? Niye sırıtıyorsun öyle? Ay Binnur ya. Hadi git sen nöbet tut kapıda. Hadi git git git. İyi, ben derin derin çıkayım. Derin bir iltifatla, derin bir... Merdivende biri var. Ne yapacağız? Tamam, tamam. Tamam, ben püskürdüm. Bekle. Bekle. Hadi. Şş, güldenmiş. Ay, dayanamadım. Geldim. En azından burada bekleyeyim. Hayatım, haber versene önce. Yani bilmiyor musun buradaki telaşımızı? Ay, ne bileyim. Nasıl? İyi mi? İyi, iyi. Bekliyoruz. Bakacağım ben. Dayanamayacağım. Of. Otur. Emboli atmış. Emboli atmış. Heparin hazırlayın. Heparin hazırlayın. Hastayı kaybediyoruz. Hadi. Hadi, 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 hadi. Sakin olun. Tamam, işte, sakin olun. Hadi Mete, hadi Mete, hadi Mete. Tamam, tamam. Hadi ince hazırlanıyor çünkü. Hadi, 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 hadi. Ben dozumu ayarlamıştım. Önlem amaçlı. Hastanın durumu daha stabil. Küçük bir emboliydi muhtemelen. Ama elimizi çabuk tutalım. Bitirince yoğun bakım almamız gerekecek. Evet. Böyle bir ameliyatta bunun olması milyonda bir ihtimal. Sen bunu nasıl öngördün? Neşter, Emir yardımına ihtiyacım var. Önce burayı bitirmemiz lazım. Hadi çabuk. Neşter Hanım. Şu kesimden yapmamız lazım. Ne kesimi? Şuraya işte sinek kaydıydı. Ameliyat çok güzel geçti. Şimdi Metin yoğun bakım alacağız. Yoğun bakımı mı? Tehlikeli bir durum mu var? Hayır, hayır. Endişelenme. Ameliyat esnasında küçük bir komplikasyon yaşandı ama hemen müdahale edildi. Şimdi tedbir amaçlı müşahede altına tutacağız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bana teşekkür etme. Emirli Ali'ye et. Birazdan gelecek onlar da. İlk 24 saat çok kritik Sevil. Ama merak etme, endişelenme. Ben buradayım. Her şey çok güzel olacak. Hadi gel. Gel, otur böyle. Gel. Whew.
Tebrikler. İyi iş çıkardık. Aynen. Bu kadar iyi bir cerrah olduğunu bilmiyordum. Yolun bir gün Amerika'ya düşerse... Benim memleketim burası. İyiyim ben burada böyle. İyi. Yesun çıktı mı? Madem Amerika'ya gidiyorsun, Efsun'la derdin ne? Efsun'la ne derdim olabilir ki? Amacım giderken onu da Amerika'ya götürmek. Efsun hayatta gelmez seninle, boşuna uğraşma. Efsun'u tanıdığını sanıyorsun. Ama onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Efsun burada gördüğün kadın değil. Onun ihtiyaçlarına... eksikliklerini, başarılarını, hırslarını kimse benden daha iyi bilemez. Öyle mi? Hı hı. Ama pek de işe yaramamış gibi görünüyor böyle. Evet, haklısın. Geçmişte bazı hatalarım oldu. Ama artık çok değiştim. He, bu arada... Efsun sana beni istemediğini söylemiş olabilir. Ama bu doğru değil. Çünkü Efsun ne istediğinin farkında değil. Nasıl farkında varacak peki? Merak mı ediyorsun? Merak ediyorum. Anlatayım o zaman. Anlat bana. Efsun'u bu gece yemeğe çıkaracağım. Masasına en sevdiği çiçeklerle donatacağım. Mumlarla süsleyeceğim. Ona eski günlerdeki gibi mutlu Efsun'u hatırlatacağım. Belki hatalarımdan dolayı özür dileyeceğim. O da bana geri dönecek. Çünkü Efsun benim gibi onu iyi tanıyan biriyle yaşamayı hak ediyor. Çünkü o kazananların liginde olmalı. İkinci sınıfların değil. Tamam mı? Hadi. Teşekkür ederim. Tekrar çok sağ olun. Olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Hadi. Hepinize çok teşekkür ederim. Siz mükemmel insanlarsınız. Sizin gibi doktorlar olduğu sürece bizim gibilere hep umut var. Çok sağ olun. Sevil, istersen Metin'i görebilirsin. Kendine geldi. Çok teşekkür ederim. Ben de geleceğim birazdan. Tamam, teşekkür ederim. Ali, çok teşekkür ederim. Gerçekten sen olmadan olmazdı bu ameliyat. Kendini riske attın. Yani ben senin için... Bu benim görevim. Aslında bana da iyi geldi. Böyle eski günlerdeki gibi. İdealist Ali. İdealist Ali. Ya, bu gece geç de olsa bir yemek yiyelim mi? Yok, ben bu gece burada kalacağım. Sevillere söz verdim. Sadece 2 saat. Gerçekten bu benim için çok önemli. Hem Emir nöbetçi kalacak hemşireyle doktoru da ayarlamış. Ne dersin? Tamam, tamam olur. O zaman Sarp'ın barında bekliyorum seni. O çok, çok sevdiği bir hastasını kaybetti. Çok yakını. Aylarca tedavi gördü. Hala da atlatabilmiş değil. Eğer Yeşim Hanım onun hatası yüzünden bir şey olursa... Bak, bu adam dünyada hayran olduğum sayılı cerrahlardan. Şu tekniğe bak. Harika değil mi? Bak, bunun kemiğine hiç dokunmadan yapıyor bu tekniği de. Doktor Miller'ın tekniği. Bu adam gerçekten çok iyiymiş. Thank you.
Efendim Emir'cim? Efsun'un cerrah olduğunu neden bana söylemedin? Hayırdır, neden böyle bir fikre kapıldın şimdi? Yapma. Bari bana yapma. Efsun cerrah olduğunun bilinmesini istemiyor. Neden? Bilmiyorum neden. Bir travması var ama ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Peki. İyi geceler. Emir? Efsun? Ne yapıyorsun böyle vampir gibi karanlıkta? Eline ne oldu? Yok, bir şey yok. Elin kanamış, ne oldu eline? Yok, bir şey yok. Bakayım. Ya nasıl bir şey yok ya? Cerrahsın sen, elini önemsemiyor musun? Efsun, sakin ol, bir şeyim yok. Allah Allah, Emir ya. Şu hale bak, ne yaptın? Sakin ol, bir şeyim yok diyorum. Bir şey yok diyorum. Hareket ettirebiliyor musun? Aç, kapa. Ettiriyorum bak. Ay. Açtım, kapadım. Ay Emir. Hı. Resmen iki suç ortağı gibi kliniği dolandırdık. Gecenin bir yarısı ameliyat düzenledik. Yarın yakalanır mıyız? Ne diyorsun? Ay, başımız derde girerse yarın düşünürüz, boş ver. Sen ne yapıyorsun burada? Niye eve gitmedin? Metin'i bekleyeceğim sabaha kadar. En nöbetçi. Sensin. Ayarladığın nöbetçi doktor sensin. Hemşire de Canan. Ama sırrımız yayılmasın. Tamam, sırrımız güvende. Ben de seninle kalacağım, eve gitmeyeceğim. Ha, gitsem bile gözüm uyku girmez ki. Aç mısın? Sana bir şeyler getireyim mi? Hadi getir bakalım. O zaman sana sürprizim var. Bekle. Hayda. Ne sürprizi? Heyecanlandırıyorsun beni. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin için manzaralı masaya girdik. Harika. Aldığım çiçeklerle mumları da getirirse garson arkadaşlar. Tabii tabii, getirirler. Özel bir gece galiba. Özel bir kadınla çok özel bir gece. Bir ihtiyacınız olursa buralardayım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yani benim gibi adamla bu saatte kebap yedirdin ya, helal olsun sana. Ben bunu yeni keşfettim. Çok güzel değil mi? Hatta geçen gün baban geldiğinde de buradan söylemiştim. Dedim ki senle Serpilan'ıma da buradan ısmarlayalım. Serpilan beni çok sevmiyor da arayı belki düzeltiriz diye. Bir saniye. Annem seni sevmiyor falan değil de. Babamla alaka? Ne konuştun babamla? Hiç. Böyle. Havadan sudan. Havadan sudan. Havadan sudan. Tabii ya. Ya sen çok tehlikelisin. Ben de diyorum ki bu pimpon topu nereden çıktı? Kaya Bey hayatında ilk defa duygusal konuşmalar yapmaya çalışıyor. Yok. Yok, pimpon topundan falan haberim yok. Onlar Kaya Bey'in marifeti. Ben sadece Emir'den özür dileyin dedim. O da hayatta olmaz dedi. Ben de dileyeceksiniz dedim. Dileyeceksiniz. Emir gibi babama. Evet dedim. Aynen böyle söyledim. Harikasın. Özür dilemenin bin bir türlü yolu var dedim. Siz bir yolunu bulun dedim. Bak bulmuş. Helal olsun ona. Ay, bu ayran da benim uykumu getirir ya. Çok içtim. Ama olsun. İçim çok rahat. Alt katta bir adamı sevdiğine kavuşturduk. Evet. O kadının Metin'i o yanmış, harap olmuş yüzüne rağmen sevmesi...
Ne güzel bir sevgi değil mi? Çok. Çok güzel. Sevil Metin'e baktığında onun içinin güzelliğini görüyor. Dışına bakmıyor ki. Biliyor musun? Ben hiç böyle yetiştirilmedim. Her zaman en güzel, en bakımlı, en mükemmel olursam hep daha çok sevileceğimi düşündüm. Sen insanların içini görmesine izin vermiyorsun ki. Dışında mükemmel, yakışıklı, başarılı bir duvar var. Ama ardında? Ardında bir kadını üzebilecek, kırıcı, duygusuz bir adam var. Bir gün öyle bir kadın çıkacak ki karşına. Onu o kadar çok seveceksin ki sen bile anlamayacaksın ne olduğunu. O günlük kaçtığın kızlar da Nazlar, Melisler, bir dakika. Simaylar. Sen benim misafirlerimin adını hatırlıyor musun hala? Hepsi burada. Peki. Sen söyle. Senin kalbini kim kazanacak? Yani benim kalbimi öyle kimse kolay kolay kazanamaz. Kazanan olsa bile pek fazla dayanamaz benim bu hallerime. Bu doğru. Diyelim ki öyle biri oldu. Sence nasıl bir adam olur? Hadi bana benim beyaz atlı prensimi anlat. Dinliyorum. Senin beyaz atlı prensin. Bir kere her şeyden önce çok sağlam, iradeli bir adam olmalı. Çünkü sen dayanılmaz ve katlanılmaz birisin. Tamam. Devam. Sonra seni şaşırtmalı. Kışkırtmalı. Seninle birlikte büyümeli. Gelişmeli. Seni anlamalı. Dinlemeli. Dinlemeli. Ne güzel konuştun. Ne güzel anlattın, masal gibi. Yani gerçekten böyle birinin olduğuna inanacağım birazdan. Ama nerede? Başka? Seni hiç kırmayacak. Üzülmene dayanamayacak. Senin için dünyaları yakacak bir adam olmalı. Seni böyle küçük narin bir kelebek gibi böyle avuçların içinde sıkmadan tutacak. Ama özgür de bırakacak. İşte böyle iyi bir adam olmalı. Sen bunu hak ediyorsun.